Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta Elit Karma Yayınları bir nolu TYT deneme sınavı soru çözümleriyle beraberiz. Ben Serkan Ünlü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. İlk soruyla başlıyorum. X eksi y üzeri 5'in açılımı verilmiş. X artı y üzeri 5 açılımda terimlerden herhangi biri seçilecektir. Seçeceği terimin katsayısının 10'dan küçük olma olasılığı kaçtır? Bakın açılımlarda eğer arası artıysa hepsi artı olur. Arası eksi ise artı eksi artı eksi diye gider. Yani x artı y açılımının x artı y üzeri 5'in açılımında şu şekilde olmalıydı. Eksi olanlar şunlar da artı olmalıydı. Gördüğünüz gibi burada saydığınızda 6 tane terim var. Yani örnek uzayımız 6 elemanlı. Seçeceği rastgele bir terim. Peki 10'dan küçük kaç tane var? Bu 1, bu 5. Bu 5, bu 1, 4 tane var görüyorsunuz. 4 bölü 6, 2 bölü 3 sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmalıydı. A ile B tam sayılar. A küçük B olmak üzere. A elma B gösterimi ile A B kapalı aralığındaki tüm tam sayıların toplamı modelleniyormuş. Örneğin 4 elma 6'da 4 6 kapalı aralığındaki 4 5 6 sayıları modelleniyor. Buna göre 3 elma N ve N elma 20 toplamı 215 ise N kaçtır? Bakın 3 elma n demek 3'ten n'e kadar sayıların toplamı 3, 4, nokta nokta n. N'den 20'ye kadar olanların toplamı da n, n artı 1, nokta 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 20. Bu toplam 215'miş arkadaşlar. Burada 2 tane n var. Bir n'i dışarıya atarsak n artı 3 artı 4 nokta 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 20 toplamı 215'miş. 3'ten 20'ye kadar sayıların toplamı. Tüm toplamlar için unutmayacağınız formül şudur arkadaşlar. Terim sayısı çarpı ortancadır. Bu kalıbı unutmazsanız 2'şer, 3'er, 5'er ya da tek tek kaçar artarsa artsın toplamını kolaylıkla bulabilirsiniz. Terim sayısı son terim, eksik terim bölü artış miktarı artı 1. Ortanca dediğimde en küçükle en büyüğün toplamının yarısıdır. 215 toplamın değeri. Bakın burası 18 çarpı 23 bölü 2 yapar. Bununla bu sadeleşti 9. 23 ile 9'u çarpacak olursak 9 kere 3 27 elde var 2 207 yapar. Şu 207'yi karşıya attığınızda aradığınız n 8 olur. Bursa doğru cevaptır arkadaşlar. Banu aylık eşit taksitlerle satın aldığı ürünlerin her ay ödemesi gereken taksit tutarını, o ürünü toplam kaç taksit ile aldığını ve ilgili ayda kaçıncı taksitin ödemesi gerektiğini internet bankacılığından incelemektedir. Banu'nun satın aldığı ürünlerin Şubat ayındaki ödemeleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş. Örneğin Banu toplam 8 eşit taksitle satın aldığı saatin 4. taksiti için Şubat ayında ödemesi gereken tutar 375 TL'ymiş. Banu'nun taksitle aldığı ürünler için Haziran ayında ödemesi gereken toplam taksit tutarı x TL'dir. Şimdi bakın bunlar Şubat ayı arkadaşlar. Burada ne var? Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı. Şimdi bu ikinci taksitti. Bunun üçüncü taksidi var. Dördüncü taksidi var, beşinci taksidi var. Haziran'da bir taksidi yok. Bu bunun dördüncü taksidiydi. Beşinci taksidi, altıncı taksidi, yedinci taksidi. Haziran ayında gördüğünüz gibi bir taksidi var. Bedeli 375 TL. Bu bunun ikinci taksidiydi. Bunun üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, Haziran'da altıncı takside var 225 TL. Bu bunun ikinci taksidiydi. Üçüncü taksidi Mart'ta bitiyor. Burada bir ödeme yok. Topladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Haziran'da ödemesi gereken rakam 600 TL. X eşittir 600. Taksit yaptığı tüm ürünlerin toplamı YTL'ye satın almıştır. Şimdi buna gelelim. Bir taksidini biliyoruz 850 TL'ymiş. 5 taksitmiş. O zaman 850 ile 5'i çarparsak bunun bedeli tencere takımının 4250. Saat bir taksit 375, 8 taksit de almış. Çarparsanız bunun bedeli 3000. Sandalye 225 TL taksit tutarı 7 taksit de almış. Çarparsanız 1575. Masanın bir taksit 203 taksit de almış. O zaman 600 de masanın bedeli. Toplam bu da tüm ürünlerin toplamını gösterecek arkadaşlar bize. 5, 2, 3, 5 daha 8, 6 daha 4, elde var 1, 7, 8, bir de elde 9. 9425 dediğim Y, 600 dediğim X, toplarsanız arkadaşlar 10.025 yapacak. Bursa aradığımız doğru cevaptır.
Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatlik süre sonunda 4 katına çıkmaktadır. Bu kültüre saat 5'i gösterdiği anda 32 üzeri 3 bakteri olduğuna göre saat kaçı gösterdiği anda kültürdeki bakteri sayısı 8 üzeri 7 olur. Şimdi 05.0'da bu 2 üzeri 5'in küpü olduğu için 2 üzeri 15 tane var. Bakın 1 saat geçtiğinde 06.00'da 4 katına çıkıyormuş. 2 üzeri 15'i 4 ile çarpmak demek 2 üzeri 2 ile çarpmak 2 üzeri 17 olur. 1 saat daha geçse bunu 4 ile çarparsınız 2 üzeri 19 olur. Biz kaç olsun istiyormuşuz? 2'nin küpü üzeri 7'den 2 üzeri 21 olsun diyormuşuz. O zaman 1 saat daha geçmeli 00'da 2 üzeri 21 tane bakteriniz olur. Doğru cevap da 08.00 Adana doğru cevap. Aşağıdaki şekil 1 ve şekil 2'de okun sivri olmayan tarafındaki çemberin içindeki sayıya okun yanındaki işlem uygulanarak işlemin sonucu okun sivri tarafının gösterdiği çemberin içine yazılmıştır. Şekil 1 örneği verilmiş burada. Buna göre gördüğünüz gibi çemberlerin içinde K, L, M, N, P sayıları var. Öncüllerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakın K'ya 5 eklerseniz L dediğiniz K artı 5. Bunu 3 ile çarparsanız M dediğiniz 3K artı 15. 4 çıkartırsanız N dediğiniz 3K artı 11. 2'ye bölerseniz P dediğiniz 3K artı 11 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Bize diyor ki K asal sayı ise P tam sayıdır. Bakın K asal sayı ise P tam sayıdır diyor. Burada K'ya 3 verelim. Oluyor gördüğünüz gibi. Ama K'ya 15 versek, asal olmayan bir sayı verelim. 45, 11 daha 56, 2'ye böldüm. Bakın bu şekilde de tam sayı olabiliyor. Dolayısıyla bu her zaman doğru değil. Yani K asal sayı olmasa bile P dediğiniz tam sayı olabiliyor. P tam sayı ise, şuraya bakalım. P tam sayı ise L çift sayıdır. Burada da arkadaşlar bize bakın KLM için gördüğünüz gibi tam sayı dememiş. Ben K'ya 5 bölü 3 de verebilirim. K'ya 5 bölü 3 verdiğinizde gördüğünüz gibi P tam sayı olur. L dediğiniz K artı 5'ten bir tam sayı olmak zorunda değil. Bu da dolayısıyla her zaman doğru değildir. K P'ye eşitse. P dediğim bu. Bakın bunlar birbirine eşit olsun. 3K artı 11 eşittir 2K. K eşittir eksi 11 olur. M dediğim 3K artı 15'ti. Eksi 33 artı 15'ten kesinlikle eksi 18 olur. Dolayısıyla yalnız 3 her zaman doğrudur. Diğer ikisi daima doğru diyemeyiz. Sıradaki sorumuz. Bir meyve suyu üreticisi 200 litre meyve suyunun tamamını her bir şişe tam dolacak şekilde yarım litrelik şişelerle dolduruyor. Sonra bu şişeleri kolilere yerleştiriyor. Bir kolide 4, 6, 7 ya da 8 şişe varmış. Bakın dörtlük koliler, altılık koliler, sekizlik koliler. 200 litre meyve suyunu bakın yarım litrelik şişeye koyduğuna göre 400 şişe var demektir arkadaşlar. Toplamda 400 şişemiz var. Şimdi diyor ki içinde şişe sayısı 6 olan koli sayısı ile 8 olan koli sayısı eşit. X tane bundan, X tane bundan olsun. Toplamda da 70 kolimiz varsa 70-2X tane koli de buradan. Bakın koli sayısı bu. İçindeki bu. Çarptığımızda toplam şişe sayısını verecek bize. 280-8x artı 6x artı 8x eşittir 400. Bunlar gitti. 6x eşittir 120. X eşittir 20 olur arkadaşlar. Bize içinde şişe sayısı 4 olanı soruyor. Yani 70-2x'i soruyor. O da 70-40'dan 30 olur. Adana aradığımız doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz A ve B kümeleri boş kümeden farklı olmak üzere birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A kartezyen çarpım B kümesi denir. A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının çarpımı ile bulunur. A'nın eleman sayısını 4, kesişimin eleman sayısını 2, birleşim kümesinin eleman sayısını 11 vermiş. Kartezyenin eleman sayısını soruyor. Çok da kolay bir soru arkadaşlar. Kesişim 2 elemanlı. A kümesi 4 elemanlıysa 2 burada. Birleşim 11 elemanlıysa 7 de burada. Demek ki A'nın eleman sayısı 4. B'nin eleman sayısı 9. 4 kere 9 A kartezyen. B'nin eleman sayısı 36. Sıradaki sorumuz. Yukarıdaki sayı piramidi en alt satırda bulunan dikdörtgenler dışındaki her bir dikdörtgendeki sayı
Hemen altında kendisine temas eden iki dikdörtgen içinde yazılı sayıların toplamının eşit olacak şekilde durdurduktan sonra sayıların bazıları silinmiştir. Demek istediği şu, bakın 1 ile 2'nin toplamı 3, b ile 2'nin toplamı b artı 2. Burası a artı 1, burası a eksi 1. Burası b artı 5, burası a artı 4. Bu a eksi 1 ile artı 1'i toplarsak burası 2a. İşte burası 3a artı 4. Burası a artı b artı 9. Eğer b dediğimiz a artı b artı 9 ise b'ler gider, a dediğimiz eksi 9 olur. A dediğimiz eksi 9 ise eksi b eşittir 2a idi. Eksi b eşittir eksi 18. Bakın b dediğimiz 18 olur. Şurası a artı b artı 9. Toplamları 9, 9 daha burası 18. A dediğim eksi 9 ise arkadaşlar eksi 27 artı 4 daha burası eksi 23 yapar. Eksi 23 ile 18'i toplarsanız bizden istenilen soru işareti eksi 5 olur. Edirne aradığımız doğru cevaptır. ...2022 yılında Müjgan'ın düğününde kayınvalidesi Müjgan'a gerdanlık takarken aralarındaki aşağıdaki konuşma geçiyor. Kayınvalidesi, bu gerdanlık ailemiz için özel yapılmış. Ben evlendiğimde benim yaşım senin bugünkü yaşın 10 eksiğine eşitti. Kayınvalidem aile yadigarı bu gerdanlığı düğünümde bana taktığında gerdanlığın kullanım süresi benim yaşımın 6 katına eşitti. 32 yıl boyunca gururla taşıdığım bu gerdanlığı bundan sonra sen taşıyacaksın. Güzel günlerde kullan kızım. Müjgan, bugünkü kullanım süresi benim bugünkü yaşımın 5 katına eşit olan bu gerdanlığı gururla taşıyacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Bu konuşmada geçen bilgiler doğru olduğuna göre gerdanlık hangi yılda yapılmıştır? Şimdi gerdanlığın yaşı, kullanım süresi şu şekilde diyelim. Gerdanlık, kayınvalide Müjgan. Şimdi bunun yaşı A iken evlendiğinde bunun yaşı A eksi olmuş arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Gerdanlığın yaşına 32 diyecek olursak. Bakın diyor ki kayınvalide, ben evlendiğimde benim yaşımın 6 katına eşitti. Yani 30x'i 6'ya böldüğümüzde A eksi 10'a eşitmiş. Müjgan ise diyor ki bugünkü kullanım süresi benim yaşımın 5 katına eşitti. O zaman ve aradan geçen 32 yılı unutmayalım. Buradan buraya 32 yıl boyunca taşıdığına göre arkadaşlar artık gerdanlığın yaşı 30x artı 32. Bunu 5'e böldüğünüzde bu da kime eşit? Müjgan'ın yaşına eşit. İşte sorunun çözümü burası. 30x eşittir 6a eksi 60. 30x eşittir 5a eksi 32. 6a eksi 60, 5a eksi 32. Bakın a dediğiniz 28. Müjgan'ın evlendiğinde yaşı 28'miş. Peki gerdanlığın bu zaman diliminde kullanım süresi bunun yaşının 5 katı olduğuna göre 28'i 5 ile çarptım. 2022 yılında gerdanlığın kullanım süresi 140 yılmış arkadaşlar. 2022'den 140'ı çıkartırsanız işte gerdanlığın yapıldığı yıl olan 1882'yi bulursunuz. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Bakın gerdanlığın yaşını 30x dedim. 6'ya böldüğümde kimi veriyor arkadaşlar? Kaynasının yaşını veriyor. 32 yıl sonra Müjgan evleniyor. O zaman gerdanlığın kullanım süresi artık 30x artı 32. Bunu 5'e böldüğünüzde bu sefer de kimi veriyor? Müjgan'ın yaşını veriyor. İşte bu denklemlerden gerdanlığın hangi yılda yapıldığını bulduk. Sıradaki sorumuz, dik koordinat düzleminde 0 ile 1 arası x ekseninde 14 eş parçaya, y'de 10 parçaya bölünmüş sarı alanı soruyor. Yapmanız gereken şu alandan mavi alanı çıkarmak. Bakıyorum şurası 14. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölü 14. Bakın şurası sayarsanız 10, şurası 7. Sarın diğer kenarı 7 bölü 10. Şimdi maviye gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölü 14. Burası 4 parça, 4 bölü 14. 70 bölü 140'tan 20 bölü 140'ı çıkartırsak
50/140 sıfırlar sadeleşirse istenilen alan şu alan 5/14 Ceyhan doğru cevap. Yukarıda başlangıç durumları verilen iki çark vardır. Bu çarklardan altıgen olan her 2 saniye sonunda 60 derece, kare olanı her 5 saniye sonunda 90 derece gösterilen oklar yönünde merkezleri etrafında dönmektedir. Konumu gösterdiğine göre başlangıçtan 311 saniye sonra acaba şu sol tarafta kim olur, sağ tarafta kim olur bunu arıyoruz. Şimdi bu adam her 2 saniyede bir 60 derece dönüyor. Her bir parçası 60 olduğuna göre bir tane kayıyor demektir. 311'i 2'ye bölersek arkadaşlar 155 defa dönecek ve daha bir diğer dönmesi için 1 saniyede artacak. O zaman 155 defa dönecek bu adam. Altıgen her 6'da bir D buraya tekrar gelecek. O zaman bir de yapmamız gereken 155'i 6'ya bölmek. 6'ya bölerseniz 25 kere var. Kalan 5. 25 tam tur atar. 5 defa daha döner demektir. Buradayız. Bir defa dönersek 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu sol tarafa E gelecek. Bu gitti. Şurada E olacak. Şimdi kareye gelelim. Bakın burası 90 derece. Her 5 saniye sonunda 90 derece dönüyormuş. Yani bu da bir tane P buraya geliyor. Bir 5 saniye sonunda. 311'i 5'e bölüyorum. 62 kere var arkadaşlar. Bu da ne demek? 62 defa dönecek. Her 4'te yine aynısı olur. Çünkü toplamda 4 defa döndüğünde V yine buraya gelir. O zaman 62'yi 4'e bölüyorum. Kalan 2. Bu da şu demek. 2 defa dönecek. 2 defa bu tarafa dönerse. Birinci de bu. İkinci de bu gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru cevap Bursa olur. Aradığımız doğru cevaptır. Bir bitkinin 3'er yıl arayla boyu ölçülüyor ve mavi dikdörtgene şekildeki gibi işaretlenip birim cinsinden yazılıyor. Bu bitkinin boyunun ilk 3 yılda x birim, ikinci 3 yılda 2x birim uzadığı biliniyor. 6 yılda toplam kaç birim uzamıştır? O zaman benim x dediğim kök içinde 27 eksi 5 kök 8 eksi kök içinde 11 eksi 3 kök 8'i arkadaşlar. Hocam bunun değeri nasıl bulacağız? Bakın özel kök kavramı a eksi 2 kök b. Bunu çevirmelisiniz. Çarpımları b'yi toplamları a'yı veren iki sayıyı bulabilirseniz bunu atıyorum m n'den büyükse kök m eksi kök n diye çıkartabiliyorduk. Ama hocam bakın burada formülde 2 var. O zaman o 2'yi elde etmek için sizin yapmanız gereken bu ifadeyi kök 2 ile çarpıp kök 2 ile bölmek. Kök 2 ile çarptım. Kök 2 ile böldüm. Aynı kökün içinde kök x çarpı kök y kök x y olacağı için bakın bununla kökün içindeki 2'yi genişletiyorum. Kök içinde 54 eksi 10 kök 8 eksi burası da 22 eksi 6 kök 8. Formülümüzde 2 var. Burada 2 çarpı 5 var. O zaman bu 5'i içeriye atmalıyız. Bölü kök 2'yi unutmayalım. Büyük kökten gelen. 54 eksi 5 içeriye 25 diye girerse 2 kök 100 olur arkadaşlar. 2 kök 200 olur özür dilerim. Bu 2 çarpı 3, 3 içeriye girerse 9 diye girer. 22 eksi 2 kök 72 olur arkadaşlar. Bölü kök 2'yi unutmayalım. Şimdi çarpımlar 200, toplamlar 54. 50'ye 4, kök 50 eksi kök 4. Burası çarpımları 72, toplamları 22. 18'e 4, kök 18 eksi kök 4. Bölü kök 2. Çıkarttığınızda şunlar gidecek arkadaşlar. 5 kök 2 eksi 3 kök 2 bölü kök 2. 2 kök 2 bölü kök 2'den bakın x dediğiniz uzunluk 2 birim olacak. Bu 2 birim ise bu 4 birim toplamda 6 birim uzamış. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Aşağıda verilen eş bölmelere ayrılmış şekiller içerisinde bulunan boyalı bölgelerin toplam alanının o şeklin alanına oranı bir rasyonel sayıya karşılık gelmektedir. Yukarıdaki şekiller ile oluşturulan rasyonel sayılarla yapılan işlemin sonucunun 7/24 olması için üçgen 6 eş bölge yer alacak. Bu bölgelerden bazıları boyanacaktır. Boyalı hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada 10 tane şekil var. 5'i boyalı. Bunun değeri 5/10. Burada 8 tane var. 3'ü boyalı 3/8.
Bununla x'i eklediğimizde sonuçta 7 bölü 24 olacakmışız. Bu 1 bölü 2. Bunu 12 ile, bunu 3 ile genişletelim. 12'den 9 çıktı. 3 bölü 24 artı x eşittir 7 bölü 24. Bu durumda x dediğimiz 4 bölü 24 yani 1 bölü 6 olmalı. 6 eş parçaya ayırdığımızda birini taramamız gerekiyor demektir bu da. O da Denizli yapar arkadaşlar. Bir banka müşterilerine gönderdiği kredi kartlarının güvenlik kodunu kredi kart numarasının son 4 tanesine yan yana bulunan her iki rakamın farklarının mutlak değerlerini belirli bir sırada yazarak oluşturmaktaymış. Örnek, bu bankanın bir müşterisine gönderdiği kredi kartının arka yüzüne kart numarası ve güvenlik kodu aşağıda gösterilmiştir. Kart numarasının son 4 tanesi 5307 olduğundan, bakın 5 ile 3'ün farkının mutlak değeri 2, 3 ile 0'ın farkının mutlak değeri 3, 0 ile 7'nin farkının mutlak değeri 7, gördüğünüz gibi güvenlik kodu 237 olmuş. Bize diyor ki ABCD'de birer sabit rakam olmak üzere aşağıdaki kartlardan 4'ü doğruymuş, kartlardan biri ise hatalıymış arkadaşlar. Hangisinin hatalı olduğu soruluyor bize. Eğer bu kart doğruysa şu olmalı. A-5 2 5-5 0 zaten. Mutlak B-C'de 3 olmalı. Bu kart doğruysa mutlak B-6 1 mutlak 6-A 4 olmalı. Mutlak B-4 eşittir 5 mutlak 4-D 2 mutlak C-7 1 mutlak 7-B 2 mutlak D-B 3 mutlak B-A da 2 olmalıymış arkadaşlar. Şimdi bunlardan 4'ü doğru, bir tanesi hatalıymış. Mesela bu doğru olsa A dediğim ya 7 olacak ya da 3 olacak arkadaşlar bu durumda. C dediğim ya 7 olacak ya da 2 olacak. C dediğim 7 olsa ya da 2 olsa, pardon 8. C dediğim ya 2 olacak ya 8 olacak. C dediğim 2 olsa bu sağlanma ihtimali yok. C dediğim 8 olsa bunu da sağlıyor gördüğünüz gibi. Demek ki C 8 olabilirmiş. Şuradan gidelim. A dediğimde ya 7 ya 3 olacak. Peki A dediğim 7 olursa bunun sağlanma ihtimali var mı? Yok. A dediğim 3 olsa bu sağlanır mı arkadaşlar? Yine yok. Bu durumda bakın. A ya 7 ya 3 dedik ya bu doğruysa. O zaman bu hatalı oluyor. O zaman şunu anlıyoruz. Ya bu ya da bunda sorun var. Biz şimdi buna doğru dedik. Buradan ilerleyelim. A dediğimiz 7 ya da 3 olsun dedik. Çünkü A-5 2'yi sağlıyor gördüğünüz gibi. Bu durumda 5-C3'ten C dediğimizde 2 ya da 8 olabilir dedik. C-7 1'i sağlayacaksa C'yi bulduk. C dediğimiz 8 kesin. 7-B2, B-D 4, 5'e eşitmiş. Buradan B dediğim ya 9 ya da 5 olmalı. Bakın 5 sağlamıyor ama B'ye 9 verirseniz B eşittir 9 bunu da sağlıyor. B 9'sa bakalım A'yı da 7 alırsak bunu sağlıyor mu arkadaşlar? Evet, demek ki A dediğim de 7. B 9'du. D dediğime 6 verirsek bakın 6-9 3'ü sağlıyor. 6 verirsek bunu da sağlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. D dediğimizde 6 oluyor. Bu hatalı kabul edersek 1, 3, 4 ve 5 doğru kartlar olabiliyor arkadaşlar. A, C, B, D bu şekilde oluyor. Dolayısıyla 2 numaralı kredi kartı hatalı oluyor bizim için. Öğrenci sayısı 29 olan 12A sınıfının öğrencilerinin boylarının santimetre türünden uzunlukları ile oluşturulan veri grubunun aritmetik ortalaması 175'tir. 205 santim boyundaki Gökhan Tan bu sınıfın en uzun boylu, 145 santim boyundaki Seçil Fer bu sınıfın en kısa boylu olanıdır. Bu sınıftan Gökhan Tan ve Seçil Fer başka sınıfa geçmiştir. Buna göre son durumda 12A sınıfının öğrencilerinin boylarının santimetre türünden uzunlukları ile oluşturacak veri grubunun aritmetik ortalama açıklık ve medyan değerlerindeki değişim hangisinde doğru verilmiştir? Veri grubumuz şu şekilde. 145,
Nokta 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 en son 205 ile Gökhan var arkadaşlar. Bu ikisi ayrılırsa yine ortalama 175 olur mu? Bu ikisinin toplamına bakalım. Bakın bu ikisinin toplamını topladığınızda aldığınızda 350. İkiye böldüğünüzde bakın bunların ortalaması 175 olduğu için ikisi ayrıldığında ortalama yine değişmez. Yani bunların aritmetik ortalaması değişmeyecektir. Bu doğru. Bu doğru, bu doğru. Bu şıklar elendi. Peki açıklık. Şu an bundan bunu çıkartırsanız açıklığınız 160. Burada 146 olsa, burada 204 olsa bakın çıkarttığınızda açıklık gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Açıklık azalıyor. Açıklık azalır. Bu da gitti. Medyan değeri. Medyan ortancaydı. Bununla bu varken tam ortadaki buysa, bununla bu yokken de tam ortadaki yine aynı sayı olur. Dolayısıyla medyan da değişmez. Adana aradığımız doğru cevaptır. ABC kaplarında sırasıyla tuz oranı %30 olan 36 kilogram, tuz oranı %20 olan 12 kilogram, tuz oranı %40 olan 8 kilogram homojen tuzlu su bulunmaktadır. Önce A kabındaki karışımın yarısı B'ye, sonra B'de oluşan homojen karışımdan bir miktar C'ye ekleniyormuş. Son durumda C'deki karışımın tuz oranı %30 olduğuna göre B'den C'ye kaç kilogram karışım dökülmüştür? Şimdi A'nın yarısı yani 18 kilogram %30'luk karışım B'ye ekleniyor. 12 kilogram %20'lik. Topladığınızda bakın madde miktarlarını topladım 30. Yeni karışımın yüzdesi de K olsun. 540 artı 240 eşittir 30K. 780 eşittir 30K. K dediğiniz 26. Yani B kabının son halinde %26'lık 30 kilogram karışım var. Bundan bir miktar x kilogram alıyorum. Bakın yüzdesi değişmez. C kabını ekliyorum. C kabı 8 kilogram %40. Topladığımda x artı 8 kilogram oluyor. Ve son durumda C kabının tuz oranı %30'muş. 26x artı 320 eşittir 30x artı 240. 80 eşittir 4x. X eşittir 20 oluyor. Demek ki B kabından kaç kilogram almışım? 20 kilogram almışım. Edirne aradığım doğru cevaptır. Baloncuk yöntemi çok işe yarar. Karışım sorularında mutlaka baloncuk yöntemi kullanın arkadaşlar. ABC sayıları aşağıdaki şekilde verilmiştir. ABC buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Buradaki olay aslında tamamıyla şu iki kare farkı. X kare eksi y kare eşittir x eksi y çarpı x artı y kalıbı. Bunu yakalayabilmek. Neden? Bu 2000 eksi 3 2003 eksi 3 çarpı 2003 artı 3. Bu da aslında bize bakın direkt formülden görebileceğiniz gibi 2003 kare eksi 3 kare 2003 kare eksi 9. Bu 2003 eksi 2 2003 artı 2'den bakın bu da 2003 kare eksi 2 kare. Bu da 2003 eksi 1 2003 artı 1'den bu da 2003 kare eksi 1 verir arkadaşlar. Buradan kimin büyük olduğu 2003 kareden 1 çıkarttığınızda mı daha büyük 9 çıkarttığınızda mı daha büyük gördüğünüz gibi 1 çıkartırsanız daha büyük bir sayı. Çünkü daha az çıkartıyorsunuz. C B'den B de A'dan büyük olur. Bursa aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir EBOB EKOK sorusu. Cemal ile Kemal doğrusal bir çizgi ile ayrılan komşu arazilerini bir çit ile ikiye böleceklerdir. Bunun için her ikisi de 10 santim kalınlığında kalasları yere çaktıktan sonra bunların üzerine tel öreceklerdir. Cemal kendi arazisine kalasların hepsi aynı doğrultuda ve aralarında 50 santim mesafe olacak biçimde toprağa dik çakıyor. Kemal kendi arazisinde ilk kalası Cemal'in çaktığı kalasının yanına aynı hizada çakıyor. Diğer kalasları Cemal'in çaktığı kalaslara paralel ve aralarında 70 santim mesafe olacak biçimde şekildeki gibi toprağa dik çakıyor. Bu arazinin sınırının uzunluğu 11.770 santim olduğuna göre kaç kez Kemal'in çaktığı kalaslar Cemal'in çaktığı kalaslarla yan yana ve aynı hizada olur? Arkadaşlar 10 santim burası, 50 santim burası. Şu uzunluk 60. Buna gelelim 10 burada, 70 burada, şu uzunluk 80. Şöyle düşünün. Bakın boşluk. Kalas boşluk. Yani şundan kaç tane var? Şöyle bir örnek vereyim. 60, 60, 60, 60. Buraya gelelim. Bunun her biri 80 ise bakın 80. Toplamda 80, 80.
Gördüğünüz gibi 240'tan sonra yine aynı hizada birer tane neleri oluyor? Bunların kalasları oluyor. Sebebi de şu, 60 ve 80'in ekokunu alıyorsunuz arkadaşlar. O da 240'tır. Demek ki her 240'ta bir tane olacak. Sonra bir 240 daha geçeceğiz. Başta bir tane daha olacak. 11.770'i 240'a bölecek olursanız arkadaşlar. 4 kere var. 960, 7, 1, 2170. 9 kere var. 2160. 10'da kalanımız oldu. Bu şu demek. En son geldik. Şunu da yaptık. 10 santime de son kalan kazıkları çakacağız demektir. 49 defa bunlar var. Kalan son 10 santimde de bunlar var. Toplamda 50 defa aynı hizada olurlar. Edirne aradığımız doğru cevaptır. Başlangıçta uzunluğu 30 santim olan bir mumun yakıldıktan sonra zamana göre uzunluğunun doğrusal değişimi yukarıda gösterilmiştir. Buna göre kaçıncı saatin sonunda mum tamamen erimiş olur? Basit bir orantı sorusu. 20 saatte ne kadarını yaktın? Bakın 20 saatte 5 santim eridi. Kaç saatte 30 santim eritir? 5x eşittir 20 çarpı 30. X eşittir 120. 120 dakika dediğimizde ne yapacaktır arkadaşlar? 2 saat yapacaktır. Adana doğru cevap. Tüm boyu 30'du. Tamamı ne kadar sürede erimiş olur diye soruyor bize. Yukarıda birim kareli zeminde f fonksiyonu -4,7 kapalılarından reel sayılarıymış. Fx'in grafiği verilmiş. Buna göre bir g fonksiyonu tanımlamış. Demiş ki kök içinde 2 eksi mutlak fx fonksiyonunun en geniş tanım aralığında kaç tane tam sayı vardır? Bir köklü sayı fonksiyonunun tanım aralığı demek içinin ne olması demektir? Şu içi, kökün içi negatif olamaz. Büyük eşit 0 olmalı. Yani mutlak fx küçük eşittir 2 olmalı. Bu da şu demek. Eksi 2 küçük eşittir fx. O da küçük eşittir 2 olmalı arkadaşlar. Fx'in eksi 2 ile 2 arasında kaç değer olduğunu bulmanın yolu da y eşittir 2'yi çizmek. Y eşittir eksi 2'yi çizmektir arkadaşlar. Bu aralıkta kaç tane değeri var? Bakın şuradan başlıyoruz. Bakın burada eksi 2 verince sağladı. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Eksi 1 var mı? Hayır, eksi 1'de başka değeri var. Eksi 2. Eksi 1 yok. 0 yok. 1 var gördüğünüz gibi. 2 var. 3 için değeri burada. 4 için burada. 5 için dışına çıkmış. 6 için burada. 7 için burada arkadaşlar. Bir de kim var? Bu tarafa baktığınızda da eksi 4 ve eksi 3 var. Yani şu arada kalan fonksiyon için x değerlerini arıyoruz. Yaptığımız bu aslında. Bakın eksi 4 verince bu aradayız. Eksi 3 verince değerimiz şu noktanın değeri bu arada. Eksi 2 verince burada. Ama eksi 1 verince buraya geliyor. Bu arada değil. 0 verince buraya geliyor. Bu arada değil. 1 burada. 2 için burada. 3 için burada. 4 için burada. 5 için dışarıda. 6 için burada arkadaşlar. Baktığınızda bunu sağlayan gördüğünüz gibi 9 tane tam sayı değeri var. Dolayısıyla 9 denizli aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Bir markette satılan A ve B marka tereyağının maliyet ve satış fiyatları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. A tereyağının maliyeti B tereyağının maliyetinden %30 fazladır. 20 kilogram A tereyağı satıldığında elde edilen kar 13 kilogram B tereyağı satıldığında elde edilen kara eşittir. B tereyağı %40 karla satıldığına göre A yüzde kaç karla satılmaktadır? Bakın A, B diyelim. B'nin maliyeti 100x ise A'nın maliyeti 130x arkadaşlar. B %40 karla, bakın burası maliyet, burası satış diyelim. B %40 karla satılıyormuş, yani 140x'e satılıyormuş. Bu kaça satılıyor bilmiyoruz. Bu da T diyelim arkadaşlar. 20 kilogram A marka tereyağı satıldığında elde edilen kar. 1 kilosundan T-130x, 20 kilosundan bu kadar kar elde edilir. 13 kilogram B'nin karına eşitmiş. Bir tanesi 1 kilogramdan 40x kar ediyordum. Bunun 13 katına eşitmiş. 20T-2600x eşittir
520x. 20t eşittir 3120x. T eşittir 156x olur arkadaşlar. Demek ki 130x'i alıyorum. Kaça satıyorum? 156'ya satıyorum. 130'da 26 karı olanın yüzde kaç karı olur dersek arkadaşlar. Bu bunun 5'te 1'i, bu da bunun 5'te 1'i. %20 karla satılıyormuş A ürünü. Denizli, aradığımız doğru cevaptır. Ayşe nine bayramda kendisini ziyaret eden çocuklarının her birine şeker ikram etmiş. Çocuklar 1, 2 ya da 3 şeker almıştır. 3 şeker alanların sayısı 2 şeker alanların sayısının 2 katı, 1 şeker alanların sayısının 3 katıdır. Şimdi 1 şeker alanlar, 2 şeker alanlar, 3 şeker alanlar diyelim. Şimdi 3 şeker alanlar 2'nin 2 katı, 1'in 3 katıysa buna 6x diyelim. O zaman bu 2x, bu da 3x olur. Ayşe nine bayramda gelen çocuklara 52 şeker vermiş. Her biri 3 şeker aldı, 6x çocuk aldı, 18x şeker bunlar aldı. 6x şeker bunlar aldı, 2x de bunlar aldı. Yani 26x dağıttığı şeker kaç taneymiş? 52. Bu durumda x dediğimiz 2 olur arkadaşlar. Toplam kaç çocuk ziyaret etmiştir diye soruyor. 12 burada, 6 burada, 4 de burada. 22 çocuk ziyaret etmiştir. Adana aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. ABC'de pozitif tam sayıları için bu gösterim şuymuş. A ile B çarpı C'nin toplamı D'yi veriyormuş. O zaman burada 4 ile 7 çarpı 2'yi topladığımızda K'yı verecek. 4 artı 14, K 18. 1 ile 5 kere 3'ün toplamı 1 artı 15, L dediğimde 16. Farkları 2, Denizli doğru cevap. Bir futbol takımı sezon öncesi kamp programı yapıyor. Kamp programı çerçevesinde günlük antrenman düzeneklerinden biri aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki antrenman düzeneğinde çizgi kalınlığı dikkate alınmamak üzere bir futbolcunun başlangıç noktasından başlayarak numaralı çizgilerden birine kadar koşup başlangıç noktasına dönmesine çizgi turu dönmektedir. Başlangıç noktasının 1-2-3-4 çizgileriyle uzaklığı sırasıyla 4-5-6-8 ile orantılıdır. Yani bakın bu 4K ise bu 5K, bu 6K, bu 8K. O zaman bunda bunun farkı K dediğim 3x-1. Bunda bunun farkı 2K dediğim 7x-4. K'yı burada yerine yazalım. 2 çarpı 3x-1. 7x-4. 6x-2 eşittir 7x-4. Bakın x eşittir 2 olur arkadaşlar. Birinci çizgi için çizgi turu mesafesi ile ikinci çizgi için çizgi turu mesafesi arasındaki fark kaç metredir? Şimdi x2 ise K dediğim 5 olur. O zaman bu 20 ise şurası 5. Şurası 20. Şuraya A diyelim. Bakın bu da eşit. İkinci çizgi için mesafe 25 artı A artı 25. Yani 50 artı A. Birincisi için 20A 20 yani 40 artı A. Bununla bunun farkını soruyor. 10 olur. Ceyhan doğru cevaptır. Bir depoda bulunan iki farklı bölümü boyayacak ustalardan Salih saatte 12 metrekare duvar boyarken Tahsin 18 metrekare duvar boyamaktadır. Aynı anda boyamaya başlayan bu iki boyacıdan Salih 48 metrekare duvar boyadığında Tahsin'in boyaması gereken 54 metrekare duvar kalmıştır. Şimdi Salih saatte 12 boyuyorsa 48 metrekare duvar boyadığına göre ne kadar zaman geçecek arkadaşlar? 4 saat. Peki 4 saatte Salih 48 yapar. Tahsin 18 metrekare boyadığına göre Tahsin 72 metrekare duvar boyar mı? Daha Tahsin'in boyaması gereken ne kadar varmış? 54 var mıymış? 1 saatte 18 boyuyordu. O zaman 54'ü 18'e böldüm. Daha kaç saat çalışacaklar? 3 saat daha çalışacaklar arkadaşlar. Bu saatte 12 yaptığına göre 3 saatte bu da 36 daha boyayacak mı? Burası 120. Bakın burası da 90. Topladığınızda toplam 210 metrekare duvar boyamış olurlar. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Yürüme hızı sabit olan Kenan'ın okulu evi ile sinema arasındaki doğrusal yol üzerindedir.
Kenan bu yolu kullanarak okuldan sinemaya gidecektir. Ev, sinema ve arasında bir yerde okulu varmış. Kenan önce okuldan eve sabit hızla yürüyerek gidip bisikletini almış. Vakit kaybetmeden bisikletini sabit hızla sürerek sinemaya varmıştır. Kenan okuldan sinemaya aynı sabit hızla yürüseydi aynı anda varacağını hesaplamış. Kenan'ın yürüme hızı, Kenan yürüme hızı V ise Kenan'ın bisikletli haliyle hızı 5 katı 5 V'ye eşitmiş. Buraya X, buraya Y diyelim. Öncelikle Kenan yürüyerek gitseydi, hiç bu işleri yapmasaydı, süresi Y bölü V olurdu. Şimdi buradan buraya yürüyerek döndü, X bölü V. Buradan buraya bisikletle döndü, X artı Y bölü 5 V. Bu da toplamda aynı süreymiş. 5 ile genişletelim. 5y eşittir 5x artı x artı y olur. 4y eşittir 6x olur. X bölü y eşittir 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Kenan'ın okulunun evine uzaklığı, okulunun sinemaya uzaklığının kaç katıdır? Yani x y'nin kaç katıdır diye soruyor. Y'yi karşıya atarsak bakın 2y bölü 3 olduğu için x Y'nin 2 bölü 3 katıdır. Bursa aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Bir kırtasiyede aynı tür ürünlerin her biri aynı fiyattan satılmaktadır. Bu kırtasiyede 2 defterin fiyatı 5 kalemin fiyatına, 3 kalemin fiyatı 8 silginin fiyatına eşittir. Kırtasiyeden 1 defter 2 kalem fiyatına kaç silgi alınır? Basit bir oran orantı sorusu. 2 defter 5 kaleme eşitmiş, 3 kalem 8 silgiye eşitmiş. D'nin K'ye oranı 5 bölü 2. K'nin S'ye oranı 8 bölü 3. K'ler aynı olmalı. Bunu 4 ile genişletirsek 20 bölü 8. Bu şu demek. Defterin fiyatı 20x ise kalemin fiyatı 8x. Silginin fiyatı 3x demektir arkadaşlar. 1 defter 2 kalem. 1 defter 20x. 2 kalem 16x. Toplamda 36x'e kaç silgi alınır? Bir silginin fiyatı 3x olduğuna göre böldüğümüzde 12 silgi alınır. Edirne doğru cevaptır arkadaşlar. Sonra öğretmen bu sınıftaki öğrencilerden 4 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Ali'den, 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Beyza'dan, 17 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Cem'den hesaplamasını istemiştir. N kişiden R kişinin seçilmesi N'in R'li kombinasyonudur. Atıyorum bu sınıf mevcudu N ise 4 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceği Ali'nin söylediği şey N'in 4'lüsüdür. Beyza'nın söylediği şey N'in 11'lisidir. Cem'in söylediği şey N'in 17'lisidir arkadaşlar. Bu 3 öğrenci de istenen sayıları doğru şekilde hesaplamıştır. Öğrencilerden buldukları pozitif tam sayıların ikisi birbirine eşit. Farklı olan sayı ise eşit olan sayılardan daha büyüktür denilmiş. O zaman şöyle olmalı. İkisi eşit, diğeri daha büyükse. Arkadaşlar biz N'yi bununla bunu eşit yapacak olan karakteri seçmeliyiz. Bunlar eşit olursa N 15 olur. 15'in 17'lisi olmaz. Bununla bu eşit olursa arkadaşlar N 28 olur. 28'in 4'lüsü 28'in 11'lisinden büyük değildir. Dolayısıyla bununla bu eşit olursa N'in 4'lüsü N'in 17'sine eşit olacağı için N 21 olur arkadaşlar. Ve 21'in 11'lisi 21'in 17'lisinden ya da 21'in eşit olan 21'in 4'lüsünden daha büyüktür. Sınıfta kaç öğrenci var diye soruyor. Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Ortak bölünenlerin en büyüğü 1 olan en az 2 tam sayıya aralarında asal sayılar denir. Örneğin 12 ile 35 aralarında asal 2 sayıdır. 8 de onun arasında asal değildir. Ebru aklından 3 basamaklı bir doğal sayı tutuyor. Bu tuttuğu sayı 9'a da 25'e de tam bölünmüyor. 9 ile de 25 ile aralarında asal değilmiş. O zaman aralarında asal değil. 9'a tam bölünmüyorsa sayı 3'e bölünüyor ve 5'e bölünüyor demektir arkadaşlar. Bir sayı hem 3'e hem 5'e bölünüyorsa ekokları 3, 5, 15'in katı olacak. Ama 15'in katı olurken 9'un ya da 25'in katı olmayacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 9'a 25'e tam bölünmüyor diyor. Örnek vereyim mesela sevgili arkadaşlarım. 3 basamaklı diyorduk zaten 105. 105 3'e de tam bölünür. 5'e de tam bölünür. Dolayısıyla 9 ile 25 arasında asal olmaz.
Ama 9'a da 25'e de tam bölünmez. 15'in katı olanlardan bunu seçebilirsiniz. 15 çarpı 7 mesela. En büyük olanına gelelim. 15'in en büyük katı 990 var. Bakın 9'a tam bölünür. 975, 25'e tam bölünür. 960 alırsanız arkadaşlar, 960 ne 9'a tam bölünür ne 25'e tam bölünür. Ama 3'e ve 5'e tam bölünür. Dolayısıyla 9 ve 25 arasında asal değildir. En küçük değerimiz 105, en büyük değerimiz 960. Toplamları 1065 yapar. Edirne doğru cevaptır. Bir mantık sorusu. Yukarıda özelliklerden bahsedilmiş arkadaşlar. PQR önermeleri verilmiş. Bu önermenin yanlış olduğuna göre. Sakın unutmayın, ise önermesinin yanlış olabilmesi için 100 olmalı arkadaşlar. 1 ise 0, denktir 0. Onun dışındaki tüm ise önermeleri 1 verir mesela. 1 ise 1, 0 ise 0, 0 ise 1, 1'e denktir. Dolayısıyla 1 ise 0 olmalı. Yani burası 1, burası 0. Dolayısıyla R kesin yanlış. P ve Q'nun 1 olabilmesi için, şurada yukarıda da anlatıyor zaten, her ikisinin de 1 olması gerekir. Yani bu ve bunun doğru olması lazım. Önerme sorularında genelde bir ise önermesi yanlış verilir. Buradan PQR'nin doğruluk değerlerine bakarsınız ve bu doğru yanlış bunlardan yorumlamaya çalışırsınız. Genelde bunu soruyorlar arkadaşlar. Fizik kitabı kimya kitabından daha üstte yer alıyor ve bu doğru bir cümle. Fizik kimyanın üstünde olabilir. Fizik kimyanın altında olamaz. Fizik kimyanın üstünde olabilir. Matematik ve biyoloji kitapları arasında en az bir kitap bulunmalı. Matematikle biyoloji arasında bir kitap var mı? Var. Matematikle biyoloji arasında en az bir kitap var mı? Var. Bu da olabilir. En altta biyoloji kitabı bulunmaktadır. Yanlış. Yani biyoloji kitabı en altta bulunmamalı. Bakın burada en altta biyoloji kitabı var. Dolayısıyla bu da olmaz. Dolayısıyla yalnız bir olabilir. Adana doğru cevaptır. Şekil 1'de bir uçları ortak olan ve aralarında 25 derecelik açı bulunan mavi ve kırmızı renkli çubuklar verilmiştir. Bu çubuklardan mavi çubuğun doğrusu değiştirmeden kırmızı çubuk 90 derece döndürülerek şekil 2 elde edildiğinde x kaçtır diye sorulmuş. Ya arkadaşlar bunu 90 döndürürseniz şu açınız 90-25'ten 65 olur. Ceyhan doğru cevap. Yukarıdaki şekilde yeşil renkli eşkenar üçgenler ile mavi renkli ikizkenar dik üçgenler birer kenarları çakışacak biçimde dizilmiştir. Buna göre şekilde x ile gösterilen uzunluğun y ile gösterilen uzunluğa oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu eşkenar üçgenmiş. Bunlar 60-60. Burası ikizkenarmış. 45-45. 60-60. 45-45. 60-60. Bakın burası 180-90. Buraya 90 kalır arkadaşlar. Şurası 60. Bu y ise bu y. 45-45. Y kök 2. Burası y kök 2, burası y kök 2, burası y kök 2, burası 2y, burası 2y, burası 2y. Y 2y, Pisagor yaparsak 4y kare, y kare daha 5y kare yani kök 5y eşittir x olur. X ile gösterilen uzunluğun y ile gösterilen uzunluğun oranı, x'in y oranını soruyor, o da kök 5 yapar. Adana aradığımız doğru cevaptır. Şekilde önden görünümleri kısa kenarı 6 birim, uzun kenarı 20 birim olan dikdörtgen biçimdeki 3 adet eş tuğla verilmiştir. Tuğlalardan biri zemin üzerinde, diğer kenarının orta noktasında yatay tuğlaya dayanmış, 3. tuğla da ortadaki tuğlanın üst kenarına bitişik biçimde konulmuştur. AB'nin kaç olduğu soruluyor. Şimdi şu uzunluk 20 ise, şu uzunluk da 20 yani burası 10. Burası 6. 16, 8, 6, 8 onu sağlıyor gördüğünüz gibi. Şurası 6. Alfa, beta, şurada 90 olduğu için alfa, beta. Beta'nın gördüğü aynı, beta'nın gördüğü aynı. Bunlar da eş üçgen. Dolayısıyla burası da, beta'nın gördüğü 6 ise, burada beta'nın gördüğü 6 ise, 90'ın gördüğü 10 ise, burada da 90'ın gördüğü 10, burası da 8. Tamamı 20 ise burası 12. Bunun tamamı 20 ise buraya da 8 kalır. Bursa aradığımız doğru cevaptır. Burada şu ikisi eş üçgen çıkıyor. Olay bunu yakalamakta arkadaşlar. Bir katlama sorusu. AB eşittir AC olmak üzere şöyle bir ikizkenar üçgenmiş. Taban açıları eşit olur. Bu köşedeki DEC'yi katladığımızda C noktası C üssüye geliyormuş. Katladığınızda doğrusal geliyorsa bakın bu buna eşitse o zaman şurası 90 olur ve burada bir ikizkenar üçgen olur arkadaşlar. Şurası da açıortay olacağı için. Bu da alfa. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit olur. Bize diyor ki DC
5x'i AD2x. Yani burası 2x. Burası 5x. Katladığıma göre burada 5x. Bu alfa bu alfa ise bu doğru buna paralel. Yani ben buna 5a'ya 5a dediğimde 5x'e 10a düşüyorsa 2x şuraya da 4a düşer arkadaşlar. Artık alan parçalayabilirim. Şurayı temizleyeyim. Artık burayla işim kalmadı. Şöyle çektiğinizde bu alana 5a derseniz bu alan da 5a. 5x'e 10a ise 2x şurası 4a. Bakın 10a'ya 14a düştü. 4a 10a'ya 4a düşer. 14 10a'ya şuraya 14a ise 4a'ya şu kısma ne düşer? Buraya da x diyelim. 14a çarpı 4a bölü 10a. Şu küçük a'lar gitti. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2. Burası 28a bölü 5. Topladığınızda 28a bölü 5 ile 4a'yı topladığında 48a bölü 5 eşittir 48'miş. 48'ler gitti. A dediğim alan 5 birim kareymiş. Alan ABC'nin tamamını soruyor. 48 burada. Bakın 10a da burada. Yani 50 de burada. 48, 50. Şöyle tekrar göstereyim hatta. Bak 48 burası. Şurası 10a yapıyor. Bu da 50. Topladığınızda 98 birim kare. Denizli doğru cevaptır. Şekilde 12 kenarlı düzgün çokgen biçimde olan bir ABCDF kağıdının bir kısmı görülüyor. Katlandığında x kaçtır? Düzgün 12 gense tüm düzgün çokgenler için taktiğimiz şu olmalı. 360'ı kenar sayısına bölerseniz dış açıyı verir. Bu 12 gense 360 bölü 12 dış açımız 30, iç açımız 150. Her zaman geçerli. Bak bunların hepsi 150. Şöyle. Bu bir katlama olduğuna şunlar eşit. Aynı şekilde şunlar eşit. Bu A ise bu A. Şunu biliyoruz. 2A artı X yine 150 arkadaşlar. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı var. Şu çokgenin iç açılarını 4, çokgenin iç açılarını toplarsak. 450 artı 2A. Bakın şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 kenarı olan beşgenin iç açılarını toplarsak. 450 artı 2A. Beşgen olduğu için arkadaşlar n-2 çarpı 180 formülünde yerine yazdığınızda iç açıları toplamı 540 olur. Buradan 2a'nız 90 derece olur. 2a'ya 90 verirseniz x'e 60 kalır. Edirne doğru cevaptır. Şekilde ABCD paralel kenarı biçimdeki kağıt EF boyunca katlandığında DC ve AB kenarları çakışıyormuş. Şekilde çift katlı bölgenin görünen yüzeyinin alanının tek katlı bölgelerin alanları toplamının oranı 5 bölü 2 oluyor. Şurası A, D üstü 4 olduğuna göre DC uzunluğunu sormuş bize. Şimdi bu bir katlama. Bu alfa ise bu alfa. Bakın bu da alfa. Aynı şekilde bu alfa, bu alfa. Şu uzunluklar da eşit. Dolayısıyla bunlar da eşit. Dolayısıyla bunlar eş üçgen. Bu 4 ise bu 4. Yani bunun alanı A ise bunun alanı 2A. Bize diyor ki tek katlıların oranı, şu çift katlı oranı 5 bölü 2. Aşağısı 2A. O zaman şu çift katlıya da ne düşecektir? 5A düşecektir arkadaşlar. Şöyle aldığınızda paralel kenarımızın orta noktası olduğuna göre 6A'yı tam bölecek 3A 3A. Burası 3A. Buraya ne düşecektir? 2A. A'ya 4, 2A'ya 8 düşer. Burası 12 ise X de 12 olur. Adana doğru cevap. Şekil 1'de alanları A1, A2, çevreleri Ç1, Ç2 olan 1 ve 2 numaralı kareler verilmiştir. Alanları toplamı 74. Şekil 2'de 2 karenin birleşimiyle oluşan şeklin çevresi, şunun çevresi buna eşitse, Ç1 artı Ç2 kaçtır? Bunun bir kenarına A, bunun bir kenarına B diyelim. A kare artı B kare 74'müş. Şöyle AA, B, B, B. Bakın şu parçaya da, şuraya da B eksi A kalır. Ve bunun çevresi buna eşitmiş. Bunun çevresi 4B artı 2A.
Ç1 dediğim 4A, Ç2 dediğim 4B, eksi 10'a eşitmiş. 4B'ler gitti. 2A eşittir 10, A dediğim 5. 25 artı B kare 74. B kare eşittir 49. Bakın B dediğimizde 7'ymiş. Bunun çevresi 4A'dan 20. Bunun çevresi 4B'den 7 kere 4, 28. 20 artı 28, 48. Ceyhan doğru cevaptır. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması biçimdeki cisim, alt ve üst kenarları kabın tabanına paralel olacak biçimde, içinde bir miktar su bulunan kaba konulduğunda 20 santimlik kısmı batıyor. 30 santimlik kısmı suyun üzerinde kalıyor. Bu durumda cismin alt kenarının taban uzaklığı 50 santim oluyor. Cisim şekil 2'deki gibi 90 derece çevrildiğinde cismin alt kenarının kabın taban uzaklığı 10 santim oluyor. Her iki durumda da batan kısmının hacimleri eşit olduğuna göre cismin görünen yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şöyle yapalım. Aslında burada bu var arkadaşlar. Bakın şuranın tamamı 50. Şuna A diyelim, şuna B diyelim. C dediğimiz şurası zaten 50. Suyun yüksekliği şu 70. Diyor ki bize batan kısımların hacimleri eşit oluyormuş. Yani A çarpı B çarpı suyun yüksekliği 20, 20 AB. Bunu da böyle aldığınızda bakın şurası 50, şurası B, şurası A diyelim. Şuraya 60 kalıyor. 50 çarpı B çarpı 60. B'ler gitti. Bunu 20'ye bölün 3. Bakın A dediğiniz 150 oldu arkadaşlar. Cismin görünen yüzeyi şurası. Burası 150, burası 50. Çarparsak dikdörtgen olduğuna göre 7500 santimetre kare denizli aradığımız doğru cevaptır. Şekilde ayrıt uzunlukları 10, 30 ve 50 birim olan birbirine eş 3 adet dikdörtgenler prizması kullanılıp oluşturulan bir H harfi görülüyormuş. Ortadaki prizma dik prizmaların X birimlik kısmı yontulduktan sonra oluşan boşluğa konulmuş. Cismin alanı 11.960 olduğuna göre X kaçtır diye sormuş. Ayrı ayrı yüzeylerin alanlarını toplamalısınız arkadaşlar burada. Şimdi bakın şu 100, 30'a 50 burası görüyorsunuz. Burada var 1500. Burada var 1500. Bir de ne var? Bakın iç yüzeyler var. Şu ikisi. Bir de bunların karşılığı. Yani sol ve sağ taraftayız. 1500, 1500, 3000 burada. Şimdi şu uzunluk 10 birimsi. Şu ikisinin toplamına 40 kaldı. Burada 30. 40 çarpı 30, 1200 burada, 1200 de bu tarafta, 2400. Gelelim ön arka. Ön tarafta şurası var. Gördüğünüz gibi 1, 2, bunların karşılığı var. 50 tane, 4 tane 500 var, 50 çarpı 10. 500, 500, 500, 500, 2000. Bir de ne var arkadaşlar ön tarafta saymadığımız? Bakın şu H harfinin şurası var. X burada, X burada, buraya 50-2X kalır. Bakın yüksekliği de 10. 2 tane 50-2X çarpı 10. Şimdi kim kaldı? Üst alt kaldı arkadaşlar. Üstte 300, 300, 300, 300, 1200 bunlar. Bir de ne var? Bu dikdörtgen veya bunun alt tarafı var. Üst altta. Şurası 50-2x. Şurada 30. 2 tane 50-2x çarpı 30. Hepsinin toplamı da bu alanı verecekmiş. 3000, 5000,
7400, 8600. Artı 2 tane burada. Daha doğrusu 20 tane burada, 60 tane burada, 80 tane 50-2x. 11.960. 8600'ü çıkartıyorum. 3.360. Bunu 80'e bölüyorum. 4 kere versem 320. 160'da 2 kere var 42. 8 eşittir 2x oluyor. Bakın aradığımız x uzunluğu 4 birim. Bursa doğru cevaptır arkadaşlar. Hocam kolay bir yolu yok mu? Maalesef arkadaşlar üst, alt, ön, arka, sağ, sol toplayarak bu şekilde gidebilirsiniz alan olduğu için. Yukarıdaki şekillerde tabanları eş olan 2 adet karedik piramit verilmiştir. Şekil 1'deki piramidin yan kenarları taban düzlemi ile 45 derecelik, şekil 2'deki piramidin yan kenarları taban düzlemi ile 60 derecelik açı yapıyor. Hacimleri oranı sorulmuş. Bir kenarına 2A diyelim her ikisi için de. Bakın şöyle dikey çektiğinizde merkezine işte şu açı bunda 45'miş. Şu dikey çektiğinizde ise yan kenarlı açısı şu açı 60'mış. Burası 2A oldu. Burası merkez olduğu için bu A. 30'un gördüğü A ise 60'ın gördüğü A kök 3. Bunun hacmi 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik. Piramitlerde hacim 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklikte bulunur, unutmayın. Buna gelelim. Burası A ise 45 olduğu için bu da A. Bunun hacmi de 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik. Şekil 1'in şekil 2'ye oranı soruluyor arkadaşlar. 1 bölü 3 4 a küpün 1 bölü 3 4 a küp kök 3'e oranı 1 bölü kök 3 olur. O da Edirne aradığımız doğru cevaptır. Önümüzdeki sınavlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Cem Pağınıklı. Bir TYT soru çözümüyle yine beraberiz. Birinci soruyla başlayalım. Bazı bilim insanlarının yaptığı önemli çalışmalar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Buna göre yaptıkları bu çalışmalar ile bu bilim insanlarının fiziğin hangi alt alanına katkıda bulundukları aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? Newton cisimlerin hareketi ile ilgili yasaları ortaya koymuştur. Hareket ile ilgili yasaları ortaya koymuştur ifadesinde mekanik alt alanını ifade ediyor. Şıklarımız elendi. Maxwell elektrik alan ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Elektrik alan ve manyetik alan ilişkisi elektromanyetizma alt alanına girer. Yine şıklarımızı sildiğimizde. Bohr elektronların atom çekirdeği çevresinde belirli yörünge dolandıklarını ortaya koymuştur. Burada atom fiziği fiziğin alt alanı olarak ifade edilirse şıklarımız buradan mekanik elektromanyetizma atom fiziği olarak E şıkkı olmalı. İkinci sorumuz. Bir öğrenci türdeş malzemeden yapılmış içleri dolu KL ve M küpleriyle aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Buna göre küplerin yargılarının hangileri doğrudur? 1. Küpleri içinde bir miktar su olan dereceli silindiri ayrı ayrı bıraktığında üçü de suya tamamen batıyor ve her biri su seviyesinde eşit miktarda yükselmeye sebep oluyor. Eşit miktarda su seviyesi yükseltiliyormuş. Böylelikle akışkanların yer değiştirmesine baktığımızda eşit olduğuna göre bu hacimlerin eşit olduğunu bize gösterir. İkinci yargımız doğru. Dijital terazi ile küplerin kütleleri ayrı ayrı tartıldığında üçü içinde farklı değerler elde ediliyor. Demek ki bu arkadaşların kütleleri farklı. Birinci yargımız yanlış. D eşittir M bölü V'den. Kütle farklı. Hacimleri eşit ise o zaman öz kütleleri de farklı olmalı. Yani üçüncü yargıda doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz. Sabit dönme süratiyle hareket etmekte olan bir dönme dolapta Ali, Mert ve Can farklı kabinlere binmiştir. Dönme dolabın şekil 1'de verilen konumdan itibaren ok yönde hareket ettiği T sürede 3 arkadaşın mekanik enerjilerinin değişim grafikleri KL ve M olarak şekil 2'deki gibi verilmiştir. Buna göre KL ve M grafiklerinin kime ait olduğu aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğal olarak gösterilmiştir? Şimdi bu arkadaşların hepsi aynı süratle döndüklerine göre o zaman bunların kinetik enerjileri
hepsinin eşit olacak. Fakat Ali dönme yönüne göre şekildeki referans noktasından en alt noktaya gelinceye kadar yükseltti kaybettiğine göre o zaman Ali'nin potansiyel enerjisi azalmalı. Bu işlemi gerçekleştirirken Mert ise bu referans noktasından daha yukarıya çıkacağına göre bunun potansiyel enerjisi, Mert'in potansiyel enerjisi artmalı. Can'ın ise önce yukarıya çıkacak, sonra tekrar aşağı ineceğine göre potansiyel enerjisi önce artmalı, sonra azalmalı. Grafiklere baktığımızda mekanik enerji dediğimiz ifade bu enerjilerin toplamıdır. O yüzden mekanik enerjisi sürekli olarak azalacak Ali'nin. Mert'in baktığımızda ise mekanik enerjisi sürekli olarak artmalı. Can'ın mekanik enerjisi ise buradan baktığımızda önce artmalı yükseldiği için daha sonra azalmalı. O zaman grafiklere baktığımızda önce grafikte artan daha sonra azalan K grafiği bizim için Can'ı temsil etmeli. Mekanik enerjisi sürekli olarak artan Mert olmalı. Mekanik enerjisinin sürekli olarak arttığı grafik Mert olmalı. Diğer grafiğimizde mekanik enerjisi sürekli azaldığına göre Ali olmalı. Ali L'yi temsil edecek. Can K olacak. Zaten bir tane şıkkımız oldu. Mert M olacak. Böylelikle C şıkkı doğru cevap olmalı. Dördüncü sorumuz. 3 kayık ustası özkütleleri farklı olan ağaçlar kullanarak boyutları birebir aynı olan KL ve M kayıklarını yapmıştır. Ustalar bu kayıkları yaparken tek tür ağaç kullanmıştır. Ve bu ağaçların özkütleler arasındaki ilişki gösteren sütun grafiği aşağıdaki gibidir. Kayıklar yapılıp aynı denize indirildiğine göre yargılanan hangileri doğrudur? Özkütle sıralaması DK daha büyükmüş. L'den. L'de daha büyük olmalı. M'den. Peki temsili bir kap çizelim. K cismi özkütlesi daha büyük olduğu için batan hacminin en fazla K'da olması gerekiyor. K'yı şöyle yerleştirdik. L ise biraz daha az batmış olmalı. M ise en üst seviyede bulunmalı. Batan hacimlerine dikkat ederseniz K'nın daha fazla batan hacmi var. Bu yüzden suya batan hacmi en büyük olan K kayığıdır. Bu ifade doğru. Yük aldıklarında suya batan kısımları eşit ise yükü en fazla olan M kayığıdır. Tabii ki bunun biraz daha aşağı doğru yük aldığında biraz daha aşağı batması gerekiyor. L'nin de yükü aldığında batması gerekiyor. M'nin de. Batan hacmi en küçük olan M olduğuna göre yükü aldığında en fazla yükü en fazla batıracak olan, hacmi batıracak olan M kayığıdır. İkinci yargımız da doğru olacak. Suya indirildiklerini en fazla suyun yerini değiştiren L kayığıdır. En fazla suyun yerini değiştiren K kayığıdır. En fazla batan K'da fazla olduğu için üçüncü yargımız yanlış oldu. Cevabımız D şıkkı olmalı. Beşinci sorumuz. Karanlık bir ortamda parlak yüzeyine magenta renk filtre yapıştırılmış bir düzlem aynaya şekildeki beyaz ışık düşürülmüştür. Sarı renk olan K cismi aynadan yansıyan ışık ile aydınlatılmaktadır. Buna göre aynı ortamda bulunan bir gözlemci K cismini hangi renk görür? Beyaz ışık kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerinden oluşur. Düzlem aynaya doğru giden beyaz ışık magenta filtre kırmızı ve mavi renklerden oluşur. Böylelikle filtreler ışığı geçiren maddelerdir, süzen maddelerdir. Bundan dolayı kırmızı ve mavi ışığı süzecekler. Yeşili ise soğuracaklar. Düzlem aynadan yansıyan kırmızı ve mavi ışık K cismi sarı renkte olduğu için sarı renkli cisim kırmızı ve yeşile duyarlı bir cisimdir. Bu yüzden cisimler bir ışık altında farklı renklerde görünebilirler.
kırmızı renkli ve mavi renkli gelen magenta renk ışığımız sarı cismin üzerinden sadece kırmızı rengi yansıtır. Çünkü sarı kırmızı ve yeşile duyarlı bir renkti. Böylelikle mavi yutar. Biz sarı renkli cismi kırmızı olarak gözlemleriz. Böylelikle cevabımız A şıkkı olacak. Altıncı sorumuz. Bir öğrencinin iç direnci önemsiz pil, lamba, ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile kurduğu elektrik devresi şekildeki gibidir. Öğrenci lambanın ışık vermediğini fark ediyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Lambanın ışık vermemesinin nedeni ampermetrenin lambayı kısa devre yapmasıdır. Şekildeki gibi pil akımı oluşturur. Ama akımın gideceği yol üzerinde eğer voltmetre varsa o zaman akım yoluna devam edemez. Bu yüzden sistem zaten başta voltmetrenin yerinden dolayı lambayı yakamıyor. Bunun sebebi ampermetrenin lambaya paralel bağlanmış olması değil. Bu ifade yanlış oldu. Lamba ve voltmetrenin yerleri kendi aralarında değiştirirse lamba ışık verir. Lambayı buraya alırsak voltmetreyi de buraya koyarsak o zaman şu olur. Akım çıkar, lamba üzerinde dirençten geçer. Yoluna devam eder. Akım zaten voltmetrenin üzerinden geçemiyordu. Ampermetrenin üzerinden geçilir. Ampermetre akım değerini ölçer ve devremiz tamamlanır. Bu arada voltmetre de R direncinin potansiyel farkını ölçer. Lamba böylelikle ışık verir. İkinci yargımız doğru olacak. Ampermetre ve voltmetrenin yerleri kendi aralarında değiştirirse ampul ışık verir. Hemen şunları silelim. Ampermetre ve voltmetrenin yerleri kendi aralarında değiştirirse ampermetre ve voltmetre. Buraya voltmetre yaptık. Bunu da ampermetre yaptık. Bakalım. Akım şekildeki gibi çıktı. Ampermetre akımı ölçen aletti. Üzerinden akım geçer. Akım şekildeki gibi geldiğinde voltmetrenin üzerinden geçmeyecektir. Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğu için oradan akım geçmez. Lambanın üzerinden geçtik. Ve devreyi tamamladık. Ampermetre voltmetrenin yerleri kendi aralarında değiştirirse ampul ışık verir. Üçüncü yargımız da doğru oldu. Cevabımız D şıkkı olmalı. Yedinci sorumuz. Su derinliği sabit bir havuz kenarında bulunan Ali, havuzda oluşturabileceği dalgalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Ali bu ifadelerin hangilerinde yanılmıştır? Bir cetvenin uzun kenarını kullanarak doğrusal, köşe kısmını kullanarak çembersel su dalgaları oluşturabilirim. Evet. Bir dalga kaynağı oluşturursanız, şekildeki gibi cetveli uzun kenarını suya değecek şekilde dokundurursak doğrusal dalgalar oluştururuz. Bu şekilde ilerleyen doğrusal dalgalar oluştururuz. Eğer cetveli tek bir noktasını dokundurursak o zaman da dairesel dalgalar oluştururuz. Birinci ifade doğru söylemiştir. Cetvelin köşe kısmını suya daldırıp çıkarma sıklığını değiştirerek sıklık ifadesi frekansı temsil eder. Frekansı değiştirerek oluşan dalganın süratini değiştirebilirim. Sürat sadece ortama bağlıdır. Buradaki ortam suyun derinliğidir. Bu ifade yanlış. Ali'nin yanıldığı şıkları arıyorduk. İkinci şıkkımız olacak. Cetvelin uzun kenarını eşit zaman aralıklarıyla suya daldırıp çıkarırsam periyodik dalgalar elde edebilirim. Evet, suya daldırıp çıkarttığımızda biz periyodik dalgalar oluşturabiliyoruz. Üçüncü yargı da doğru bir yargı. Yanlış olan yargı ikinci yargımız. Cevap B şıkkı olacak. Arkadaşlar merhabalar, ben Sayaç Eğitim Kurumları'ndan kimya öğretmeni Sadettin Şıhman. Evet, 8. soruyla yani kimyanın ilk sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bize bir bilgi verilmiş. Demiş ki metil oranj indikatörü. Metil oranj.
Evet, asidik ortamda kırmızıymış, bazik ortamda ise sarı renk alıyormuş arkadaşlar. Diyor ki 25 santigrat derecede metil oranj damlatıldığında sarı renk alan bir çözelti ile ilgili demiş arkadaşlar. Evet, sarı renk alıyorsa arkadaşlar, sarı renk alıyorsa ortam nedir? Baziktir. Evet, ortam baziktir arkadaşlar. Yani bir baz çözeltisiyle ilgili bize hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet, ciltte kayganlık hissi oluşur. Biliyorsunuz bazılar arkadaşlar ele kayganlık hissedir ya da ciltte kayganlık hissi oluşur. Yani bu ifade doğrudur. İkinci öncülde diyor ki saf su ilavesiyle pH değeri 7 yapılabilir. Evet, oda koşullarında arkadaşlar bazların pH'i 7'den büyüktür. 7'den büyük bir değere sahiptir oda koşullarında bazların pH'i. Saf su ilave ederek arkadaşlar pH'i 7'ye doğru yaklaştırabiliriz. 7'ye doğru yaklaşır. Yani pH değeri evet 7'ye doğru yaklaşır ama 7 olma ihtimali 0'dır. Evet 7'ye doğru yaklaşır. Yani pH değeri küçülür. Ama 7 olma ihtimali 0'dır arkadaşlar. 7 olamaz. Yani ikinci öncülümüz yanlıştır. Evet, HCl tuz ruhu bir asittir arkadaşlar. Biliyorsunuz asitle bazlar sulu ortamda ne yaparlar? Nötrleşme reaksiyonu verirler ya da nötrleşme tepkimesi verebilirler. Doğrudur. Yani cevabımız arkadaşlar Denizli 1 ve 3 olacak. Evet, 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Katlı oranlar yasasıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Evet, iki tane bileşikten bahsediyor. X ve Y'den oluşan iki tane bileşikten bahsediyor. Şöyle yapıyoruz. X ve Y'den oluşuyor bileşikler. Birinci bileşik ve ikinci bileşik diyoruz. Evet, birinci bileşikte arkadaşlar X kütlesi 7 gram. Y kütlesi ise 2 gram. İkinci bileşikte ise arkadaşlar yine X kütlesi 7 gram. Y kütlesi ise 3 gram. Evet, şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu birinci bileşiğin formülü x, y olduğuna göre diyor. İkinci bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Şimdi ikinci bileşiğin formülünü bulacağız. X için ayrı, y için ayrı oran orantı yapacağım. Mesela 7 gram x kaç tane x yapmış? Bir tane x yapmış. Burada da 7 gram x var. Yani ikinci bileşikte de 7 gram x elementi var. Bir tane x yapacaktır yine. Evet, 2 gram y birinci bileşikte bir tane Y yapmış. 2Y, 1Y ise evet 3 gram Y ne yapar diyeceğiz. 3 gram Y kaç tane Y denk gelir? Evet buradan 2X eşittir 3'ten X eşittir 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2 gelir. Yani Y 3 bölü 2 olur. Yani X bir tane olduğu zaman Y'den 3 bölü 2 var. 3 bölü 2 tane var. Ama böyle bileşik olmaz. Evet, bunu tam sayı yapmak adına uygun sayıyla genişleteceğiz arkadaşlar. Yani 2 ile çarpacağız. Kesirden kurtarmak için ne olacak? X 2'ye 3. Yani cevabımız B şıkkı X 2'ye 3 olacak. Evet, geçiyoruz arkadaşlar 10. soruya. 10. soruda arkadaşlar bize ne vermiş? C17, H35, COO, NA bileşiğini vermiş arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Katı sabundur. Evet. Şu uçta potasyum varsa, K artı olursa sıvı sabundur. Ya da jel sabundur. Evet. Uçta arkadaşlar sodyum elementi varsa katı sabundur. Dolayısıyla bu katı sabundur arkadaşlar. Yani oda koşulunda sıvı halde bulunmaz. Katıdır. Evet, diyor ki arkadaşlar onu, ikinci öncülde 2 numaralı kısmı su ile etkileşir arkadaşlar. Şu kısım polar olan kısımdır. Yani şu uç kısmı, baş kısmı diyoruz buraya. Şu kısım polardır. Şu hidrokarbon kısmı ise, yani şurası ise arkadaşlar apolardır. Arkadaşlar polar olan kısım su da polar olduğu için suyu seven kısımdır. Yani hidrofil diyoruz bu kısma. Hidrofil suyu seven demektir arkadaşlar. Evet, yani bu kısım suyla etkileşir. Yani ikinci öncülük doğrudur. Suda iyonlaşarak çözünür. Evet, sodyum var arkadaşlar. Metal var. Metal varsa ne yapar? Bir bileşikte metal varsa iyonik yapılı diyebiliriz. Yani iyonlarına ayrışır. Doğru söylüyor. Tekstil ürünlerinin fazla yıpratılan temizler arkadaşlar. Sabun mesela doğal bir maddedir. Sabun doğal olduğu için
Evet, doğal olduğu için tekstil ürünlerine zarar vermez. Yani fazla yıpratmaz. Bu da doğrudur. Mesela deterjanlar tekstil ürünlerimizi yıpratır çünkü yapaydır. Ama sabun doğal bir madde olduğu için evet, giyeceklerimizi yıpratmaz. Yani cevabımız D şıkkı, Denizli 2, 3 ve 4 olacak. Geçiyoruz 11. soruya arkadaşlar. 11. soruya. Evet, bize iki tane piktogram vermiş. Yani laboratuvar güvenlik işaretleri verilmiş. Piktogram diyoruz bunlara. Evet, hangi anlama geliyor bunlar arkadaşlar? Evet, tabii ki bu tahriş edici madde. Bu da arkadaşlar yanıcı maddeyi gösterir. Yanıcı madde. Evet, dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Bolu, yani B şıkkı tahriş edici madde ve yanıcı maddeyi sembolize etmektedir bu piktogramlar. Geçiyorum arkadaşlar 12. soruya. Evet, aktif bir metal olan sodyum metali suyla temas ettiğinde, evet, sodyumu suya atarsak baz oluşur ve hidrojen gazı çıkar. Hatta şöyle bir tabir vardır. Sodyuma tükürsem patlar. Yani alkali metaller suyla, alkali metaller, yani bira grubu, hidrojen hariç tabii ki biliyorsunuz. Bira grubu elementleri, hidrojen dışındakilerin hepsi alkali metaldir ve çok aktif metallerdir. Aktif metaller oldukları için suyla çok şiddetli reaksiyon verip hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Yani bu olay kimyasal bir olaydır. Kimyasal bir olaydır. Dolayısıyla yine 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğru diye soruluyor arkadaşlar. Demiş ki enerji değişimi 40 kilojül bölü molden daha büyüktür. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar güçlü etkileşimler var, zayıf etkileşimler var. Güçlü etkileşimlerdeki enerji değişimi 40 kilojülden daha fazladır. Ve güçlü etkileşimler kırıldığı ya da oluştuğu zaman kimyasal değişim meydana geliyordu. Zayıf etkileşimler vardı. Bir zayıf etkileşim oluştuğu ya da kırıldığı zaman 40 kilojülden daha az enerji değişimi meydana geliyordu. Tabii ki genellikle. Yani burada kimyasal bir olay olduğu için enerji değişimi 40 kilojülden daha fazladır. Mesela bu aslında egzotermik bir olaydır. Evet, enerji değişimi 40 kilojülden daha büyük olacaktır. Birinci öncül doğrudur. Reaktif ve ürünlerin tamamın kimyasal türü birbirinden farklıdır diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, kimyasal tür deyince aklımıza evet atomlar vardır, moleküller vardır, bir de iyonlar vardır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, evet, sodyum atomdur. H2O, evet, ametal bileşiği, yani moleküldür. Sodyum hidroksit iyonik yapılı bileşiktir, yani iyondur. Evet, hidrojen gazı da moleküldür. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Neden? Reaktif girenler demek. Ve ürünlerin tamamı kimyasal türünden farklıdır diyor. Evet, girenlerde molekül var. Ürünlerde bir tane molekül var arkadaşlar. Evet, biri H2O molekülü, bileşik molekülü, diğeri ise element molekülü. Dolayısıyla farklıdır demesi yanlıştır. Evet, üçüncü öncüle baktığım takdirde tepme sonucunda elde edilen çözeltide sadece iyon kimyasal türü bulunur. Hayır arkadaşlar, ne var? Mesela ürünlere baktığım zaman sodyum hidroksit suda diyor. Sodyum hidroksit suda diyor. Şöyle. Yani hala ortamda ne var? Su var. Su nedir? Mesela bir moleküldür. Sadece tabii ki iyonlar da vardır. Na artı ve OH eksi iyonları da vardır. Ortam bazikleşmiştir. Sadece demesi burada yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Evet, cevabımız Adana, yani yalnız bir. 13. soruya geldiğim zaman arkadaşlar, karışımlarla ilgili bir soru, çözelti ile alakalı bir soru arkadaşlar. Evet, bize iki tane çözelti verilmiş. Biri kütlece %20'lik, diğeri ise kütlece %10'luk. Arkadaşlar, saf suyun içerisine diyeyim, İçinde uçucu olmayan bir katı atıp çözdüğümüz zaman, evet, kaynama noktası yükselir. Neye göre yükselir? Evet, içinde çözünmüş olan maddenin derişimine göre yükselir. Atıyorum, tuz çözünmüş ya, tuz derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Örneğin %20'lik 102 santigrat derecede kaynıyorsa kaynama noktası 102 santigrat derece ise %10'luk kaynama noktası arkadaşlar 101 santigrat derecede kaynamaya başlar.
Aynı şekilde arkadaşlar donma noktası ise düşer. Yani bir madde içerisinde, bir sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünürse donma noktası düşer. Ne kadar düşer? Yine tuz derişimine ya da çözünen maddenin derişimine göre ya da bağlı olarak düşer. Yani mesela deniz seviyesinde saf su 0 santigrat kaynıyorken mesela %20'lik donma noktası, evet, eksi 2 santigrat derece ise %10'luğun donma noktası arkadaşlar eksi 1 santigrat derecedir. Yani suyu arkadaşlar, saf suya tuz gibi, şeker gibi bir madde atarsak kaynama noktası yükselir. Evet, donma noktası ise alçalır. Buna göre cevaplayacak olursak arkadaşlar, ikinci kaptaki tüzeltin donma noktası birinci kaptakinden daha yüksektir diyor. Donma noktasına baktığım zaman, evet, eksi 1 derece, eksi 1'de donuyor demiştim, örneklendirmiştim, eksi 2'de donuyor. Dolayısıyla ikinci kap eksi 1'de, birinci kaptaki çözelti eksi 2 santigrat derecede donmaya başladığı için bu ifade doğrudur arkadaşlar. Birinci kapta çözülen tuz miktarı ikinci kaptakinin iki katıdır. Arkadaşlar bu ifade de yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü diyor ki eşit hacimlerde diyor. Eşit kütle deseydi, evet, biri mesela %20'lik, diğeri %10'luk. Eşit kütle deseydi olabilirdi ama eşit hacim, hacimle kütle aynı şey değil biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru kabul edemeyiz. Eşit kütle deseydi, evet, 100'er gram alırsam mesela bunda 10 gram çözünürdü. 100'er gram alırsam 10 gram olurdu. Gram kütle bunda 20 gram olurdu diyebilirdin. Evet, böyle bir şey söyleyebilirdin ki bu da bir olasılık tabii ki. Ama hacim dediği için böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani ikinci ölçülümüz yanlış olur. Birinci kaptaki çözeltinin kaynama sıcaklığı ikinci kaptaki çözeltiden daha yüksektir. Evet, biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, kaynama noktası yükselmesi yaşanacaktır. Tuz gibi, şeker gibi madde attığım zaman saf su içerisine, evet, bu 102'de kaynıyor demiştim. Derişimi daha fazla, bu ise 101'de diye örneklendirmiştim. Evet, yani birinci kaptaki daha yüksek sıcakta kaynayacaktır. Doğrudur. Yani cevap 1 ve 3 olacaktır. Geçiyorum arkadaşlar 14. soruya. Bize klor elementini vermiş. Klor 17 biliyorsunuz. 2, 8, 7. Evet, bunu vermiş arkadaşlar. 3. periyot 7A grubu. Yani A şıkkı doğrudur. Yanlışı arıyorum arkadaşlar. Çekirdek kökü proton sayısı demektir. Evet, 17 tane proton olduğunu görüyoruz. Yani bu da doğrudur. 7A grubu, evet, özel adı halojenler. Halojenler tuz yapıcı demektir. Halojen tuz yapıcı demektir. Bu da doğrudur. Evet, D şıkkında diyor ki bulunduğu grubun elektron ilgisi en yüksek olan elementidir. Arkadaşlar, normalde elektron ilgisi aynı grupta elektron ilgisi ametalik karakter gibi düşünebilirsiniz, özellik gibi düşünebilirsiniz. Yukarı aşağı doğru azalır. Ancak şöyle bir istisnai durum var. Bu 6A ve 7A'da karşıma çıkar. Flor, klor. Şimdi normalde yukarı aşağı doğru azalır. Yani florun daha büyük olması lazım. Yani florun elektron ilgisi klordan daha büyük olması lazım. Ama böyle olmuyor arkadaşlar. Böyle şöyle oluyor. Klor büyük, flor oluyor. Elektron ilgisi dediğim şey arkadaşlar, evet, ametal atomları elektron aldığı zaman bir miktar ısı açığa çıkar. Genellikle tabii ki. Evet, açığa çıkan ısı elektron ilgisini gösterir. Ve açığa çıkan ısı ne kadar fazlaysa, elektron ilgisi o kadar yüksektir. Ama istisnai bir durum yaşanıyor dediğim gibi. Yukarı aşağı doğru gruplarda elektron ilgisi azalır diyorum. Klorun daha az olması lazım. Ancak istisna olarak karşıma çıkar ve bu çok zordur. Klor elektron aldığı zaman flordan daha çok ısı açığa çıkaran bir elementtir. Yani istisnai olarak klorun elektron ilgisi flordan daha yüksektir. Yani klordan bahsediyorduk. Dolayısıyla D şıkkı da doğrudur. Bileşik oluşurken sadece elektron alır. Evet, 7A grubu arkadaşlar, 7A grubu bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlikler alabilir. Evet, flor biliyorsunuz en iyi ametaldir. Sadece eksi 1 değerli kalır flor. Ama klor arkadaşlar artı değerliklere de sahip olabilir. Artı yükle de yüklenebilir. Eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlik alır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet,
Kimya soruları burada bitiyor arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere, kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bu haftaki TYT biyoloji denemelerinin çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz besinlerle ilgili bir soru. Yağlarla ilgili hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Göçmen kuşların çölde yaşayan canlıların, biliyorsunuz göçmen kuşlar uzun göç yollarını kullanan hayvanlar, kış uykusuna yatan hayvanlar yağ depolar. Çünkü yağın enerjisi ve ürettiği metabolik su çok fazla, onun için doğru cevabımız bir doğru olacak. Suda çözünmez yağlar çok güzel. Kloroform, benzen, eter ve aseton gibi organik çözücülerde çözünür. Doğru. Kandaki değeri yükseldiğinde pankreas tarafından salgılanan insülin. Arkadaşlar bunu tabii siz bilemeyebilirsiniz ama bu insülin hormonu kanda şeker yükseldiği zaman meydana gelen bir şeydir. Yağ yükseldiği zaman meydana gelen bir şey değildir. Onun için cevap 1-2 olacak ama bu üçüncü ifadeyi ben burada biraz lüks buldum. Kolay değil. Gerçekten bu TYT ile yapılacak bir şey değildi. Arkadaşlar bu biliyorsunuz sınıflandırma sorusu. Şöyle Türkiye Cumhuriyeti aile familia diyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı gibi yorumluyorum. Hangileri leopar, kimle aynı sınıfta? Kurt ve ev kedisiyle aynı sınıfta. Dolayısıyla aynı takımda olabilir. Çünkü her ikisi de etçil özelliğe sahip. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3 ve 4 olacak arkadaşlar. 3 ve 4. Diğer soruya geçiyoruz. Bir hücre sorusu arkadaşlar. Burada çok iyi bakarsanız sevgili arkadaşlarım, senin mitokondri, tenin endoplazmik retikulum ve renin de kloroplast olduğunu göreceksiniz. Bunlar için üçünün ortak olan bir özelliğini sormuş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bakın, mitokondri polimer madde sentezler çünkü ribozomu var. Kloroplast polimer madde sentezler çünkü ribozomu var. Peki bu endoplazmik retikulumun böyle özelliği var mı? Doğru, bu da büyük molekülleri sentezler, glikojen sentezler diyelim. O şekilde doğru cevabımız C olsun. Ama diğer soruları güzel bir ifadeleri okuyalım. Hücre sitoplazma çift katlı zar sistemi, endoplazmik retikulum tek katlı biliyorsunuz. ATP üretme, kloroplast ve mitokondri ATP üretir ama endoplazmik retikulum böyle özelliği yok. Sıvı kısmında kendisine özgü DNA, RNA, ribozom bu mitokondri ve kloroplasta özgüdür. İnorganik bileşten organik madde sentezi de kloroplasta özgü. Benim yeğenlerim bu işi bilir, emin olun. Onun için çok rahat yaptınız. Evet mi? Yaptınız değil mi arkadaşlar? Bir ekosistemde aşağıdaki canlıların hangilerinin sayısının artışı toprakta bulunan azot tuzlarının azaltıcı yönünde etki yapar? Arkadaşlar üzgünüm ki bu azot döngüsü bir problem ama bunu çok iyi anlatan, bak benim notları bulursanız gerçekten böyle numaralayarak anlatmışım. Çok iyi bakalım buna. Topraktaki azotu azaltan, havanın serbest azotu oluşturan canlı denitrifikasyon bakterileridir. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Bir kez daha bakalım. Bir kez daha okuyalım. Ne diyor? Bir ekosistemde aşağıdaki canlıların hangisinin sayısının artışı toprakta bulunan nitrat tuzu miktarını azaltır. Hatta biz ne deriz? Denitrifikasyon olayı bitkiyi olumsuz etkiler çünkü topraktaki azot tuzlarını azaltır. Ama diğer hepsi, mesela siyanobakteriler havanın serbest azotu tutma özelliği var, arttırır. Ayrışlar arttırır. Baklagillerin kökünde bulunan rizobium bakterileri arttırır. Nitrifikasyon bakterileri amonyal nitrit nitrite çevirir, arttırır. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Denitrifikasyon bakterileri olacak. 19. Mitoz bölüme geçiren bitki ve hayvan hücreleri hangileri ortak olarak meydana gelir diyor sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım, şöyle biraz büyütelim ve konuşalım. Buyurun. Bölünme öncesinde yüzey hacim oranı artar. Bir hücre büyüdükçe hacim yüzeye göre daha çok artar. Onun için hacim bölü yüzey artar. Ben yüzey bölü hacim oranı küçüldüğünü söylerim her zaman. Ama tersi de doğrudur. Atak hücreden daha küçük boyutlu yeni hücreler oluşur. Doğru. Ama oluşan iki hücrenin kalıtsal yapısının aynı olduğunu da unutmayalım. Sırasıyla önce kromatin, belirgin bir kromozom ve tekrar kromatine dönüşüyor. Doğru. Çünkü önce o kromatin ağı kısalıp kalınlaşır, kromozom haline alıyor. Tekrar eskiye dönüyor. Telofazın sonunda mitoz bölümü tamamlandıktan sonra belirgin olan o kromozomlar kromatine dönüşüyor.
Hücre döngüsünde kontrol sistemleri var. Bunları hatırlar mısınız? G1, G1'de kontrol var. G2'de ve M'de kontrol noktaları var. Aksi takdirde gerçekten çok fazla kanserleşme meydana gelir kontrol noktalar olmasa. Doğuracağımız Edirne oldu arkadaşlar. Başka bir soru, son sorumuz arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu, çok şık bir kalıtım sorusu. Şimdi neyi vermiş bize? Bize genotipleri vermiş. Yani büyük K, küçük K, büyük M. Şöyle hayal edin, alt alta yazalım. Büyük K, küçük K, yanına büyük M, küçük M, yanına büyük N, küçük N ve büyük R, küçük R. Bir kere bunu vermiş. Diyor ki, dişi hayvan aynı karakter bakımından çekinik fenotipli bir erkek hayvanla çarpacağız bak. Yani diyor ki bak, çarpı nokta, küçük K küçük K diyor. Küçük M küçük M diyor. Küçük N diyor. Ve küçük R ile çaprazla diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir kez daha okuyalım. Tüm genleri bağımsız olan böyle heterozigot, K, M, N, R bakımından heterozigot fenotipli dişi bir hayvan. Aslında bak burada ne diyor? Fenotipli dişi bir hayvan diyor. Aslında bu ne olacak? Bu fenotipli, genotipli dişi bir hayvan. Aynı karakter bakımından çekinik fenotipli bir erkek hayvanla çaprazlanması sonucu şu. Büyük K, bak şu ikisini çapraz, büyük K'ları çaprazlarsan büyük K fenotipinin oluşma ihtimali kaçtır? 1 bölü 2. Buraya yazalım arkadaşlar. 1 bölü 2. Umarım çarpabiliyorsunuz. Büyük K küçük K çarpı küçük K küçük K zaten 1 bölü 2. Küçük K küçük K 1 bölü 2. Büyük K fenotipi çıkacak. Çarpı. Aynı şey bakın. Aynı şey M için geçerli. 1 bölü 2. Aynı şey N için geçerli. 1 bölü 2. Aynı şey R için geçerli. 1 bölü 2. 3 tane 1 bölü 2. 4, 8, 16. Aynı şey resesifler için geçerli. Küçük kan oluşması da 1 bölü 2, küçük M'de 1 bölü 2, küçük N'de 1 bölü 2, küçük R'de 1 bölü 2 çarpıyorsun. 1 bölü 2 gerek 4, 8, 16. 16'ya 16 doğuracağımız Edirne oldu sevgili arkadaşlar. Ama tabii siz bunları mutlaka yazarak çaprazlayabilirsiniz. Umarım anladınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sayışla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Türkçe sorularıyla devam edelim. Ben Fatih İnce. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Yazar Kar Panteri kitabında yaşamı sorguluyor. Yaşamı sorguluyor dediği zaman deneyimlediği bilgilerden kuşku duymama diyemezsiniz. Hani burada duyma şeklinde olsaydı bunu çıkartabilirdiniz. Dursun. Ölüm bizi başlangıçtaki şiire yeniden nasıl dahil edeceğini bilecektir diyor. Şiir hem metnin satır aralarına sızmış durumda, metnin satır aralarına sızmış durumda dediği zaman açıkça olmasa da kendini hissettiriyor kapalı bir şekilde, bu var. Bulacağından emin. Türlü türlü metni yardıma çağırıyor. Türlü türlü metinlerden yardım alıyor dediği farklı yazınsal türlerinin olanaklarından yararlanma, bu da var. Çağırıyor. Sesleniyor ama sessiz bir çağrı bu. Melankoliye alan açmayan, melankoli, karamsarlık, hüzün vesaire bu gibi durumlar zaten. Buna fırsat vermeme şeklinde bunu da söyleyebiliriz. Yazar yeri geliyor birçok ezbere bayrak açıyor. Birçok ezber derken kalıplaşmış düşünce bunlara bayrak açıyor, karşı çıkıyor. O yüzden cevap Ceyhan olmalı. İkinci soruyla devam edelim. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez diyor. Birincide romanın anlatım özelliğine dair bir tespit vardır. Ünlü yazar Marquez'in Kırmızı Pazartesi adlı yapıtı en baştan söylemek isterim. Diğer romanlarından daha yalın. Yalınlık dil özelliği, anlatım özelliği doğrudur. İkincide yazarın amacına ilişkin bir izlenim aktarılmıştır. Adeta gerçeği en basit haliyle öğrenmeye hevesli bir araştırmacı tarafından yazılmış. Öğrenmeye amacı var, hevesli. Bu da izlenim, evet. Üçüncüde kültürel özelliğin bir tercihte belirleyici olduğu. Ancak batılı bir yazarın kaleminden çıkmadığından kitaptaki araştırmacı için bir dedektiften çok bir hiyeroglif uzmanı model alınmış diyor. Evet, bu da var. Bir kültürel özellik batılı olmasıyla alakalı bilgi veriyor. Dördüncü de bir kurgu aksaklığı benzetme yoluyla açıklanmıştır.
tüm sorgulama hatları papatyanın göbeği etrafına sıralanmış taç yaprakları gibi duvarın önünden gerçekleşen suikaste birleşiyor diyor. Burada tüm sorgulama hatları derken hatadan bahsetmiyor. Hata deseydi zaten bu da doğru olurdu. Değil mi? Bu şekliyle söylenemez diyor zaten burada. Söylenemez arkadaşlar. Bir hatadan, bir sorundan bahsetmiyor çünkü. Sorgulama hatları, hat burada sınırlar yani çerçevesi manasında kullanıyor. O yüzden cevap D olmalı ama 5'i de bir bakalım. 5. de romanın merkezinde yer alan zaman dilimi vurgulanıyor. Her şeyi 21 yaşındaki çiftlik sahibi, şahin yetiştiricisi Santiago Nasar'ın son kez annesine seslendiği o korkunç ana odaklanıyor diyor. Bu da var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli'dir. 3. soru. Bu parçada diyor aşağıdakilerin hangisinde hesaplı, parça, kesmek sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Hesaplı satın alınabilen, bütçeye uygun ekonomik anlamında. Parça birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri. Kesmek verilecek şeyin bir bölümünü alıkoyup vermemek. Bu zaten belirleyici olacak. Adam ücretinden kesilen, evet alıkoyulup verilmeyen, miktarı öğrenince 5 parçadan oluşan mobilya takımı, evet bir bütün oluşturan şeylerin her biri, vazgeçip daha hesaplı bir mobilya almaya, bütçeye uygun cevap direkt Adana olmalı. Bakın bulvarı kesen küçük sokak derken orada birleşme anlamında. Oyuncak yapımında geri dönüşümlü malzemelerden kestiği burada direkt kesme şey değil burada ve alıkoyma vermeme anlamında değil. Servetini hesaplı yaşayışına borçlu olduğunu, yaşamın en güzel parçalarını bu zamanda oluşturdu. An, zaman anlamında burada parçalı bu değil. Hesaplı bir alışverişin ardından bindiğimiz geminin yolunu sert esen rüzgar yer yer kesiyordu. Rüzgarın kesmesi burada bir şeye alıkoyup vermemek anlamında değil. O yüzden cevabımız Adana doğrudur. 4. soruyla devam edelim. Bu cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Bir işte yeteneği ya da deneyimi olmayan birine hadi biraz uğraş, kendini zorla yaparsın demek o kişinin o işe karşı ilgisini nokta nokta o işe karşı ilgisini bitirmez, söndürmez. Zaten uymadığını görüyorsunuz bunları eledik. İlgisini desteklemez, bu da gitti. Teşvik etmez ve artırmaz. Evet bunları söyleyebiliriz. Hatta bu tutum onun yetersizlik duygularını pekiştirerek kişinin o işe karşı soğukluk hissetmesine neden olur. Artırmaz soğukluk hissetmesi o işe karşı aradığımız cevap bu olmalı Edirne arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından küresel iklim değişikliğinin insan etkinlikleri sonucunda atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasından kaynaklandığı biliniyor. Günümüzde insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan karbondioksitin %8'inin kaynağı ise çimento endüstrisi. Çimentonun içine az miktarda grafen ekleyerek daha az miktarda betonla daha dayanıklı yapılar inşa etmek, çeşitli süreçler sonucunda karbondioksit olarak atmosfere karışacak yüksek miktarda karbonu betonun içine hapsetmek mümkün. Grafenin en önemli özelliği karışım sağladığı maddeyi sağlamlaştırması. Öyle ki grafen katmanları aynı kalınlıktaki çelikten 100 kat daha güçlü. Teoride olumlu ve gerekli gibi duran bu karışım, zaten fark etmişsinizdir burada grafen karışımıyla oluşan şeyler karbondioksit salımını artırıyor diyor. Küresel iklim bozukluklarının insan hatasından kaynaklandığını, insan yapımıyla alakalı olduğunu anlatan bir metin. Burada 4'te grafenin en önemli özelliği, grafenle ilgili bir bilgi veriyor. Sonrasında yine karışımdan devam ediyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 4 yani Ceyhan olmalı. 6. soru. Bu parçadan Gılgameş Destanı ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Edebiyat tarihinin ilk büyük eseri kabul edilen ve yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe ilk büyük eser ilk olması en eski olduğunu söyler. Sahip olan Gılgameş Destanı insanın en büyük korkusu olan ölümü anlatır. Neyi anlattığını söylüyor. İlyada'dan 1000 yıl önce kil tabletleri çivi yazısıyla yazılan bu yapıt nitelikli anlatımı ve başarılı dil kullanımıyla dönemin edebi düzeyini yansıtması bakımından önemlidir. Günümüze ancak 3'te 2'si ulaşabilen bu eserin elimize ulaşan kısımları hikayenin seyrini yeterince anlamamızı sağlar. Eserde Uruk kralı Gılgameş'in ölümsüzlüğü arayışı,
tüm insanlığın ölüm karşısındaki travmasını sembolize eder. Bundan dolayı Gılgamesh'in macerası asla yerel bir hikaye olarak görülmemeli. Yapıt bir ulusun kuruluşu ya da o ulusun tarihinden bir kesit değil, insanlığın ölümsüzlüğe ulaşma hedefinin bir dışa vurumu olarak görülmelidir. Bakalım, ele geçen parçaların hikayenin ana eksenini anlamada yeterli oldu. Evet, şurada söyledi. 3'te 2'si ulaşmasına rağmen anlamamızı sağlıyor dedi. Bu var. Kahramanın tarihte yaşadığı bilinen bir kişi oldu. Evet, Uruk kralı Gılgamesh olduğundan bahsetti. Bu da var. İşlenmiş bir dille ve yetkin bir anlatımla. Evet, burada da söylemişti zaten. Başarılı değil, nitelikli anlatım. Bu da var. Bugüne ulaşan en eski edebi metin olduğu. En eski olduğuyla ilgili de arkadaşlar, şimdi en eski olduğu konusunda hemfikiriz. Ama burada çok ince bir nokta var. Bugüne ulaşan diyor. Şimdi belki bunun en eski olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz ama elimizde şu an yoktur. Ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bilgi yok. Ele aldığı konuyu evrensel bir nitelik taşıdı. O yüzden de cevabımız denizdi. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Ulaşıp ulaşmamayla ilgili bilgi vermedi. Sadece en eski olduğu kabul edilen diyor. Bir belgeden bunun en eski olduğunu öğreniyor olabiliriz ama zamanımıza gelmemiştir manası. Arkadaşlar çok açık bir şekilde ortada. 7. soruyla devam edelim. Birleştirme sorusu. Burada arkadaşlar bizim mottomuz neydi? Ne eksik ne fazla. Ne fazladan bir şey katabiliyoruz ne de eksiltebiliyoruz. Bütün anlamları içermesi gerekiyor bildiğiniz gibi. Şimdi parçaları bir okuyalım. Cahit Arf cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında kullanılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bilimin hizmetine sunmuştur. Evet, sınıflandırmasında kullandığı bu üç arkadaşlar terimden bahsediyor. Doktora yapmak üzere Göttingen Üniversitesi Matematik bölümüne giden Cahit Arf, 38 yılında bu üniversitede bitirdiği doktora teziyle adını bütün dünyaya duyurmuştur. Bu tez de adını bütün dünyaya tanıtmasını söyleyecek. 1938 yılı olması gerekiyor. Bu üç terimin olması gerekiyor. Yani her şey olmalı. Hemen bakalım. Doktora yapmak üzere Göttingen Üniversitesi Matematik bölümüne giden Cahit Arf, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması hakkında doktorasını tamamladıktan sonra hizmete sunmuştur gibi bir bilgi yok. Geçelim. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında kullanılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bilim dünyasına armağan eden Cahit Arf, evet. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladığı doktora çalışması, evet bu da var, dünya çapında tanınmasında önemli. Bakın hiçbir eksik yok, söylenenler var, hatta fazladan da ekleme yok, cevap bursa olmalı. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında kullanılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimler üzerine doktora yapan, bunlar üzerine doktora yaptığını söylemiyor, bunlar üzerinde hizmetine sunmuştur diyor. Doktorası farklı bir şey olabilir. O yüzden bu fazladan. Cahit Arf cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında kullanılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bilimin hizmetine sunup dünya çapında ün kazanmadan önce doktora yapmak için, dünya çapında ün kazanmadan doktora yaptı falan demedi. Doktora yapmak üzere 1938 yılında Göttingen Üniversitesi Matematik bölümüne giden, zaten baştan söylüyor, doktora yapmak üzere 1938 yılında girdiği, bitirdiği diyor. Ne zaman girdiğini söylemiyor. Sanki 38 yılında buraya gitti diyor. Daha önceden gitmiş, bu tezi 38'de tamamlamış da olabilir. O yüzden bu da gitti. Cevabımız bursa olmalı. 8. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde karşılaştırma anlamı yoktur diyor. Hemen bir bakalım. Elektrikli araçlarla ilgili temel problem aracın menzilidir. Zira elektrikli araçla uzun yola çıkıldığında birkaç kez durup aracı şarj etmek gerekiyor. Zaten burada herhangi bir karşılaştırma yok. Şıklarda bir olmalı. Birin olmadıklarını hemen eleyelim arkadaşlar. Bu da hem zaman kaybına neden oluyor hem de şarj istasyonlarının yaygın olmadığı yerlerde kullanıcıları zorda bırakıyor. Burada da karşılaştırma yok. Cevap 1 ve 2 olmalı ama şöyle bir 5'e bakalım. Bakın çok daha önemli diyor, 3'te var. Büyük bataryalar küçük bataryalara göre diyor karşılaştırma yapıyor. Bu nedenle bataryaları verimli hale getirmek bataryaların sayısını artırmaktan daha akılcı bir çözümdür. Burada da var gördüğünüz gibi. 9. soruyla devam edelim. Bu parçada yazar hangisini anlatmak istemiştir diyor. Liseler arası bir deneme yarışmasında jüri üyesiyim. Bize gelen metinlerde her yıl
D ve D'ler yanlış yazılır. Bolca dil yanlışları yapılırdı. Bu sene gelen metinler bizi şüphelendirecek kadar düzgündü. Hepsi denemeyi, son olarak şunu belirtmek isterim ki diye bitirmiş. Besbelli yapay zeka kullandıkları. Günümüzde yazılanların %80'i zaten ticari eserler. Bu açıdan bakıldığında insanların yazmasıyla bilgisayarın yazması arasında bir fark yok aslında. Ticari romanlarda hiçbir şey fark etmeyecek, onlarda zaten bir yaratıcılık yok. Bir şablon üzerine kurulu polisiyeler, aşk romanları, kalan %20 ise edebiyatın döndüğü alan. O alanda yapay zekadan bir Dostoyevski, Shakespeare çıkabilir mi? Edebiyatın tadına varmış birisi için böyle bir soru olmaz bence, yani çıkamaz diyor. Demek ki yapay zekayla yapılamayacak şey sanat eseri ortaya koymak. Yapay zeka ürünü yapıtların daha çok okunduğu, büyük yazarların yapay zeka ürünü yapıtlara karşı ilgisiz kalmasının yanlış olduğu, bunu adam bahsetmiyor. Edebiyatta yapay zeka kullanımının gerçek sanatçıları endişelendirdi. Hayır, endişelendirmiyor, onlar için sorun değil dedi. Yapay zekanın denetime tabi tutulan yapıtların sanatsal değerini arttırdığı, hayır. Yapay zekanın özgün ve nitelikli eserler vermesinin zor olduğu, veremez demişti zaten burada. O yüzden cevap Edirne olmalı. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki romancının sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir diyor. Hemen romancının sanat anlayışına bakacağız. Münzeviliği, yani kendi içine kapanıp kalmayı niçin romancının kör kuyusu olarak nitelendiriyorsunuz diyor. Ya yani tek başına kalmak romancı için kötüdür. Niye böyle kötü görüyorsunuz diyor gazeteci. Romancı da kurmacayı besleyen kaynak yaşantının kendisidir de ondan. Gözlenmeden, deneyimlerle zenginleştirilmeden aktarılan bilgiden hayır gelmez. Böylesi bir romancı kör kuyuda debelenmeyip de ne yapacak diyor. Yani hayata karışmak gerektiğinden bahsediyor romancı. Yine bakalım. Düşüncenin kitaplar yoluyla öğrenmenin hiç mi payı yok tecrübede? Aynı benzer bir soru soruyor. Hayatı kitaplardan tanıyan bir romancı okyanustaki dalgaların sesini, fırtınaya uzaktan ağır ağır beliren kara parçasını, kısacası umudun ve korkunun içinde yaratıcı ürpertiyi asla duyamaz, okura da aktaramaz diyor. Yani hayata karışmadan bir şeyler yazamaz diyor, doğru bir şekilde, güzel bir şekilde. Bakalım hangisiyle örtüştüğü söylüyor. O zaman aynı minvalde söylemesi lazım. Hayat gerçek bir sanatçı için sadece hareket noktası olmalı, o asıl gücünü hayallerinden almalı. Hayır. Hayal değil, şeye karışmalı demişti, yaşama. İyi bir sanatçının besleneceği kaynak acısıyla, tatlısıyla, yaşamın renkleri olmalı. Sanatçı yaşayarak elde ettiklerini okura sunmalıdır. Tam da aradığımız cevap bu. Bursa ama hızla bakalım. Bir sanatçı yazdıklarıyla ne kadar geniş kitlelere ulaşırsa ulaşsın, önünde sonunda eserini kendiyle baş başa kalarak geçtik. Bence sanatın işlevi toplumun yaşadığı sorunlara basit ve anlaşılabilir çözüm önerileri. Konudan bağımsız şeyler söylüyor. Kendinden öncekileri aşma gayreti içinde olmayan bir sanatçı asla bir yurt tutkuyla eser veremez. Cevabımız Bursa doğrudur. 11. soruyla devam edelim. Bu parça ikiye bölünmek istense diyor. İkinci paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? Hemen bakalım. Bir toplumda huzur, empati, saygı ve iletişim gibi unsurların bir araya gelmesiyle sağlanır. Bu unsurlar insanların birlikte çalışmasına, anlaşmazlıkları çözmesine ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesine katkıda bulunur. Empatiyle başlayan anlayış saygıyla desteklenirken eşitlik, adalet, dayanışma ve bilinçlendirme de toplumsal huzurun temel taşlarını oluşturur. İyi bir iletişim toplumun sağlıklı bir şekilde işlemesinin temelidir. Açık ve etkili iletişim insanların birbirini anlamasını kolaylaştırır, yanlış anlamaları önler ve çatışmaları çözmede yardımcı olur. İyi bir iletişim, bakın fark ettiniz zaten buraya kadar, empatiyle ilgili olduğundan bahsetti. Sağlıklı bir, daha doğrusu huzurun, empati, saygı ve iletişim gibi unsurların gelmesiyle sağlanır. Bu unsurlar insanların birlikte çalışmasını sağlar derken, genel bir bilgi verirken iyi bir iletişimden bahsetmeye başladı 4'ten. O yüzden de cevabımız Ceyhan olmalı. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen önerilere örnek gösterilemez diyor. Sosyal ortamlarda yoğun bir korku ve garip hissetmemize neden olan sosyal fobiden korunmanın bazı yolları vardır. Her bir sosyal ortamın sizi endişe açısından nasıl hissettirdiğini belirleyin ve onlarla önceden yüzleşin. Şimdi, sevdiğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir aktiviteyi genellikle sizi endişelendirecek bir ortamda yapın.
Başkalarının sizin hakkında ne düşündüğüne odaklanmayı bırakın, belirlediğiniz insanlara odaklanın ve onlarla konuşun. Sosyal bir ortama girmeden önce endişelerinizin önüne geçmek için abartmadan hafif provalar yapın. Şimdi bakın, birçok davetlinin bulunduğu bir iş yemeğine katılan birinin ağırlıklı olarak pazarlama bölümündeki kişilerle, evet şu, iş görüşmesi için bir heyetin yerine çıkacak olan birinin arkadaşlarıyla kurgusal bir iş görüşmesi ayarlaması, evet hafif provalar yapması, hemşehrilerinizin organize ettiği pikniğe davet edilen birinin pikniğe gitmeden önce orada yaşayabileceklerini gözden geçirmesi, evet bu da C oluyor baştaki. Dizüstü bilgisayarını kalabalık bir kafeye götüren birinin burada en sevdiği TV şovunu izlemesi, bu da sevdiğiniz bir aktiviteyi bizi endişelendirecek bir ortamda yapması oluyor. Edirne boş kalıyor. Arkadaşının nişan törenine giden birinin insanlarla sosyal statülerine göre belirli bir sırayla görüşme yapmasıyla ilgili bir öneri yoktu zaten. Cevabımız Edirne olmalı. 13. soru bir noktalama sorusu. Sırasıyla hangisi getirilmelidir diye bakalım. Yenişehir Ankara'nın başkent olmasından sonra modern bir semt olmuştur. Modern bir semt olan ne? Yenişehir özne yüklemden uzak düşmüş. O zaman virgülde ayırıyoruz. Virgül olmayanları eledik. Kaldı 3 seçenek zaten. Atatürk Bulvarı'nın iki kıyısına açılan sokaklar, çoğu bahçeli iki katlı evler, yüksek apartmanlardan oluşan ihtişamlı siteler. Evet, ne olmuş bu sitelere? Yüklerimiz, yargımız yok. O yüzden 3 nokta olmalı. 3 nokta olmayanları hemen elediğimizde cevap Edirne olarak kalıyor. Ama şöyle hızlıca bir bakalım. Kasım ayında Ankaralı şair Ali Cengiz Kan küratörlüğünde açılan Bir Şehir Kurmak isimli sergide Ankaralılar, virgül, sanırım şunu sormuştur. 2 nokta. Bu kurulan şehir olmasaydı bu yerleşim yeri şimdi neye benzerdi? Soru işareti sağlamamız da doğru verdi. Cevabımız Edirne'dir. 14. soruyla devam edelim. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin derealizasyon hastalarının karşılaştıkları durumlardan biri olduğu söylenemez diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Derealizasyonun temel belirtisi gerçeklik algısının değişmesi ve kişinin çevreye yabancılaşmasıdır. Birey yaşadığı olayları sanki bir rüya içindeymiş gibi hisseder ve olayların gerçeklik hissi vermediğini düşünür. Ayrıca nesnelerin boyutlarını, renklerini veya şekillerini değişmiş gibi algılayabilir. Kişi kendini ve çevresini sanki bir film izler gibi takip eder ve olayları gerçek hayatta yaşanmamış gibi kabul eder. Derealizasyon yaşayan kişiler kendi durumlarını tarif etmekte zorlanır. Genellikle panik atak, genelleşmiş anksiyete bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gibi kaygı bozuklukları bu rahatsızlıklara yol açar diyor. Bu rahatsızlığa yol açar diyor. Şimdi bakalım, yaşanmışlıkları yok farz etme. Evet, şurada söylemişti, hayatta yaşanmamış gibi kabul eder demişti. Çevresine karşı sosyal bir yalıtım. Evet, çevresine yabancılaşması sosyal bir yalıtım. Nesneleri algılama süreçlerinde geçici bozukluklar yaşama. Evet, değişmiş gibi algılayabilir dedi nesnenin şekilleri falan. Zamansal süreçleri normalden daha kısa hissetme. Böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Duygusal ve zihinsel deneyimleri sözel olarak ifade etmekte zorlanma. Evet, tarif etmekte zorlanır demişti. Cevabımız Denizli doğrudur arkadaşlar. 15. soruyla devam edelim. Bu parçadan Steven Spielberg ile ilgili hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım. Kariyerinde birçok kült film bulunan Steven Spielberg ortaokul yıllarında arkadaşıyla birlikte 8 milimetrelik macera filmleri çekiyor. Onların gösterimini evde para karşılığında yapıyor. Ablası da misafirlere mısır satıyordu. Geleceğe dönük büyük hayaller kuruyordu. Daha sonra bir röportajda ilk kurgusunun o yıllara ait olduğunu söyler. Zaman içinde bu işe yoğunlaşır. 70'lerden 90'lara 3 önemli döneme damgasını vuran ve uluslararası arenada hit olup en çok gişe başarısı kazanan Jaws, E.T., Jurassic Park filmlerini yönetti. Sinema endüstrinin köşe başlarından birini tutan DreamWorks Pictures'ı kurdu. Macera ve bilim kurgunun en başarılı örneklerine imza attı. Aile, savaş, insanlar arası ilişkiler ve terörizm gibi oldukça geniş bir yelpazede filmler çekti. Hangisi çıkarılamaz dedi. Sinemada ekonomik kaygıyı sanatın üstünde tuttuğu, hiçbir zaman öyle bir şey demedi. Sadece çocukluğunda bundan biraz para kazandı dedi. Ama sinemayı paraya tercih eder falan demedi. Cevap A olmalı ama da bakalım. Sinemaya ilgisinin erken yaşlarda, evet ortaokul yılları. Farklı tür ve temalarda film çekmesi, evet söyledi, aile, savaş, insanlar arası ilişkiler dedi. Sinemaya katkısının yönetmenlikle sınırlı olmadığı, evet
kurgu yapıyor, kurgularını yönetiyor, yapımcılık, prodüktörlük yapıyor. Şurada söylüyor zaten, Dream World Pictures'ı kurdu diyor. Yoğun ilgi gören filmleri, evet, dönemin en çok gişe başarısı yapan dedi zaten. Cevabımız Adana doğrudur arkadaşlar. Evet, 16. soruyla devam ediyoruz. Bu iki parçayla ilgili hangisi söylenebilir diyor. Her kitle iletişim aracı insanlık tarihinin bir döneminin aracıdır. Televizyonda sergileme, gösterme, doğru ve yanlış, gizli ve açık her şeyi ortaya dökme çağının aracıdır. Televizyonla birlikte görüntü hayatın her boyutuna girdi. Bireyden topluma, yaşamın her noktasına çevrilen kameranın görüntüleri televizyonlardan kitlelere ulaştı, ulaşıyor diyor. Yani her şeyi televizyonda açık ve net bir şekilde görebiliriz dedi. Adam eve girdi ve koltuğuna oturdu. Kumandayı alarak televizyonu açtı hemen. Bütün dünya önüne serildi birden. Kırlar, cadde ve sokaklar, şiddet, sevgi gösterileri, varsılların ve yoksulların yaşamından kareler akıp gitti. Ekrandan iyiden kötüyü, güzelle çirkini, saçmayla mantıklı her şeyi görebiliriz dedi. Aynı konuyu farklı bir üslupla veriyor. Yani üsttekinde daha böyle bilgi amaçlı bir metin, alttaki daha böyle sanatsal bir metin. Bakalım. Aynı konuyu farklı sebeplere dayandırmakta. İki farklı olayın kökeninde aynı neden, tam tersi. Aynı olgunun farklı dönemlerde nasıl algılandığı, farklı dönem vurgusu yok. Aynı konuya farklı üsluplarla yaklaşmaktadır. Aradığımız cevap bu olmalı. Farklı düşüncelerin aslında birbirini desteklediği değil. Cevabımız Denizli doğrudur. 17. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez diyor. Biraz daha sakinlik arıyorsanız Ava tam size göre. Bölgenin resmi adı Yeşilçay ama bilinen adının Latince su anlamındaki aqua kelimesinden geldiği düşünülüyor. Bir yanda Karadeniz, diğer yanda usulca süzülüp giden Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında birbirinden şık butik oteller ve yemyeşil bahçeler insanı huzura davet ediyor. Küçük kumsalın yanı sıra civardaki şelaleleri ve bir zamanlar Romalılardan kaçan Hristiyanların saklandığı mağaralarıyla Ava, gezmeyi sevenlere de farklı rotalar sunuyor. Yolunuz Ava'ya düşerse doğa kaynağı oluşumuyla ilgi çeken Kilimli Koyun'daki Gelin Kayayı görülecekler listenize alın. Bu güzel manzarayı izlerken aslında hüzünlü bir hikayesinin olduğunu unutmayın. Önerilerde bulunuyor zaten, bunları yapın, şunları gidin şeklinde. Açıklama yapıyor bölgenin isminin nereden geldiğiyle ilgili. Genelde zaten bir açıklama ifadeleri var. Kişileştirmelerden yararlanıyor, insanı huzura davet etmesi vesaire. Niteleyici sözcükler, yani sıfat türündeki sözcükler arkadaşlar, güzel manzara, hüzünlü hikaye şeklinde, bu da var. Düşüncelerin örneklerle pekiştirilmesi, buna rastlamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olmalı. 18. soruya bakalım. Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi en uygundur diyor. Okuyalım hemen. Bireyin hikayesi dediğimiz şey, insanın kendi geçmişinden ve içinde yaşadığı toplumun sahip olduğu kültürel kalıptan bağımsız değil çünkü diyor. O zaman insanları tek başına düşünemeyiz şeklinde bir şey olmalı. Çünkü içinde olduğu toplumla var olur, ondan bağımsız düşünülemez diyor. Bakalım, insan yalnızca içinde yaşadığı çevrenin ve kültürün bir ürünü olarak görülemez, tam tersi. İnsanların farklı bakış açılarına sahip olması insana dair genellemeleri boşa çıkarmaktadır. İnsana dair değerlendirme yaparken insanın anlık duygu ve eğilimleri göz ardı edilmemelidir. Bireysel olduğundan bahsediyor yani. İnsanı salt içinde bulunduğu ortamın bir çıktısı olarak görmek ve bireysel farklılıkları göz ardı etmek bizi yanlış bir yola. Burada da yine bireysel olduğu vurgusu var. İnsanı insanlığın geldiği aşamadan bağımsız olarak değerlendirmek büyük bir yanılgıdır. Bireyin hikayesi dediğimiz şey insanın kendi geçmişinden ve içinde yaşadığı toplumun sahip olduğu kültürel kalıptan bağımsız değildir çünkü diyerek aradığımız cevabın bu olduğunu görürüz arkadaşlar. 19. soru bir sıralama sorusu. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturduğunda hangisi diyor uygun bir sıralama şeklinde olacaktır diyor arkadaşlar. Günlük ve meslek hayatımızda mutlaka edinilmesi gereken bir alışkanlık olan not almak, bilgileri organize etme ve düzenleme konusunda büyük bir yardımcıdır. Çünkü ders veya toplantı gibi öğrenme süreci içeren durumlarda alınan notlar o anki konuya dikkatimizi vermemizi ve anlatılanlara odaklanmamızı kolaylaştırır. Ayrıca not almak öğrenme sürecimizi destekler ve bu sürece aktif olarak katılmamızı sağlar. Notlarımız sayesinde karmaşık bilgileri parçalara ayırabilir, bu parçaları uyumlu bir hale getirerek önemli detayları belirleyebilirsiniz.
Böylece daha sonra tekrar etmek ve bilgiye hızlı bir şekilde erişmek istediğimizde kolaylıkla bilgileri geri dönebiliriz diyor. Baştan üçüncüyü sorduğu için arkadaşlar bu da 19C olmalı. Ben sıralamayı bu şekilde yaptım. 20. soru. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır diyor. Bakalım. Geleneksel tiyatro yapıyordum ama epik tiyatroyu da merak ediyordum. Gittiğim Doğu Berlin'e 3-4 oyun izledim. Biraz bilgim oldu. Bize anlatılanlara ve okuduklarımıza hiç benzemiyordu gördüklerim. Japon tiyatrosunu merak ediyordum. Gittim baktım. Ruslar neden balede operada bu kadar iyiler kafamı kurtarıyordu. Onları da izledim gördüm. Amerikan müzikalleri neden bu kadar başarılı diye merak ediyordum. Gittim izledim anladım. İmkanlarım varmış yapmışsın. Bu olanaklara sahip olmayanlar ne yapsın diyebilirsiniz. Çok basit. Ahkam kesmesinler. Yani bilmediği konularda konuşmasınlar, isim vermesinler. Ben bütün bunları cebime koyduktan sonra bile Türk tiyatrosu üzerine konuştum, yazdım ama diğerlerine hiç girmedim. Yerinde görmekle de olmaz, o işe ruhunu vereceksin diye düşündüm hep. Yani gidip gördüm, bilgi sahibiyim ama buna rağmen tam böyle hakim olmadığım için konuşmuyorum. Yani olaylara net bilgi sahibi olmadan, hakim olmadan konuşmamak gerektiğini söylüyor. Bakalım. Bilgiyle değil duyguyla hareket edilmesi, bilgi sahibi olunmayan konularda iddialı konuşmalarda bulunulması aradığımız cevap olmalı. Şöyle hızlıca bakalım. Sanatın evrensel bir çaba olduğunun ayrımına varılamaması değil, uzun çabalarla elde edilen bilginin pratiğe dönüştürülememesinden, gelişimin aşama aşama değil bir anda gerçekleşeceğine inanılmasında konudan bağımsız şeyler söylediği cevabımız bursa doğrudur. 21. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır diyor. Yabancısı olduğu bu yere girdiğinde herkes ona ters ters baktı ama o aldırmadı. Çünkü böyle durumlara aşinaydı. Aşina, tanıdık, bildik manasına gelen bir ifadedir arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunu anlamca karşılayacak bir kullanımı arıyoruz. Kardeşini birçok kez uyardım. Ne var ki o bu uyarıları dikkate almadan bildiğini yaptı. Bildik manasına da geliyordu. Teklifimize önce itiraz edecek gibi oldu ama sonra vazgeçip şartsız kabul ettiğini söyledi. Yanına kadar sokulan bu adamın soruları karşısında kısa bir süre tereddüt yaşadı ama hemen kendine geldi. Daha önce defalarca geldiğim, çok iyi bildiğim ve tanıdığım bu coğrafyada kaybolmam herhalde aradığımız cevap Denizli'dir. Arabamız bu dağ başında bozulunca köylülerden yardım istedik. Sadece iki kişi bize yardım elini uzattı. Cevabımız doğrudur arkadaşlar. 22. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Gazetecinin sorularını arıyoruz arkadaşlar. Hemen yazarın cevaplarından yola çıkarak bir bakalım. Kurgudan mekan ve atmosferi önemsiyorum. Bir edebiyat yapıtının başlıca nimeti bizi başka zamanlara götürmesidir. Mesajından, ana fikrinden, felsefi tartışmasından çok daha önemlidir bence atmosfer. Peki ama atmosfer neden yapılır? Mekandan, alandan, kentten, kasabadan. Mekanı da zamandan bağımsız düşünmek de imkansızdır. İşte bu düşünce zinciri beni tarihe götürüyor. Yani eserlerinizde tarihi işleme nedeniniz ne gibi bir soru olmalı. Romanlarınızda geçmişle kurduğunuz sağlam ilişkilerin nedeni nedir? Bu olabilir. Bir roman yazarı olarak mekana nasıl bir işlev yüklüyorsunuz? Bu da dursun. Tarihi olaylar eleştirel bir yaklaşımla ele almanızın gerekçelerinden söz edebilir misiniz? Bu da dursun. Bir edebiyat eseri olarak romanda mekana ait unsurları nasıl belirliyorsunuz? Romanda vermek istediğiniz mesajı uygun atmosfer oluşturmak zor olmuyor mu? Konudan bağımsız sorular arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Romanın nerede ve hangi zamanda geçeceğine karar verdikten sonra ilk işim o dönemi anlatan romanları yeniden okumak oldu. Yazdığım süre boyunca Beyoğlu tarla başında geçen ne kadar roman öykü varsa okudum. Bir yandan da hayatını ben 1950'lerden beri Beyoğlu'nda geçirmiş büyüklerin kurgu dışı eserlerine baktım. İstanbullu Rumlarla mülakatlar yaptım. Onların anılarıyla tarihe uzandım. Romanınızı nasıl yazdınız? Yazma metodunuz ne? Nelerden faydalandınız gibi bir soru olmalı. Son romanınızı yazarken nasıl bir araştırma süreci yürüttünüz? Tam da aradığımız bu olmalı. A olmalı ama bakalım. Farklı yazar ve romancıları okumak size ne gibi fayda sağlıyor? Konudan bağımsız. Romanda anlattıklarınız bir gerçeğe mi yaslanıyor yoksa kurgudan mı besleniyorsunuz? Bunu da eledik gördüğünüz gibi cevabımız Adana doğrudur. 23. soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Hemen bir bakalım arkadaşlar. 19. yüzyıldaki düşünce ve anlayış değişimine paralel olarak
20. yüzyılın düşüncenin uygulamaya, tekniğe döküldüğü, 19. yüzyılın devamı niteliğinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle 19. yüzyıldan pek farklı olmayan 20. yüzyılda roman türünün adeta patlamasının nedeni şehirlerin yaşadığı değişikliklerdir. 20. yüzyılın tüm savaşları, bağımsızlık mücadeleleri, hiçliğe varan değer sistemleri, teknolojisi, ideolojileri gibi bir yüzyılda olabilecek her şey romanın niteliğini de niceliğini de inanılmaz seviyelere yükseltir. Bundan dolayı nokta nokta demiş, yani burada insan şehir bağlamında şehirlerin yaşadığı değişikliklerin insanın işte bakış açısını değiştirdiğini, roman türünün daha da fazla okunmasına neden olduğunu anlattı. Bakalım günümüzde romanın tüm dünya ülkelerinde en çok üretilen eser olmasının nedenleri şu anda da aynıdır diyor olabilir. 21. yüzyılın henüz ilk çeyreğinde şehirler daha karmaşık ve kalabalık hale geldiği için romancılar şehirleri konu edinmiştir. Yani konudan bağımsız bir şey söylüyor. Romanın en popüler edebi tür olmasını sağlayan şey şehir ve şehrin insanı olmuştur. Romanın en popüler edebi tür olmasını sağlayan şehir ve şehrin değiştiren şehirlerin yaşadığı değişikliklerdir. Şimdi Adana'dan ne farkı var, hemen ona bakalım. Günümüzde romanın tüm dünya ülkelerinde en çok üretilen eserler olmasının nedeni hala aynıdır. Günümüzle ilgili bir vurgu yapmış burada. Burada ise şehir ve şehrin insanları olmuştur. Şuradaki vurguyu veren ifade arkadaşlar. O yüzden Ceyhan olmalı. Yeni yüzyılda roman anlatım teknikleriyle adından çok söz ettirmeye başlamıştır. Edebiyatta postmodern anlatı zamanı iyice kırarken küreselleşmeyle de mesela bu konudan bağımsız ifadeler Ceyhan olmalı arkadaşlar. 24. soru bir yazım yanlışı sorusu. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Burası 18. yüzyılda 18. yüzyıl sayıya gelen ek kesmeyle ayrılmış ve ünsüzle bittiği için iyi eki almış. Sıkıntı yok. Yüzyıl bitişik yazılır. Sıkıntı yok. Sultan 3. Ahmet'in 3. noktası var. Özel isim kesmeyle ayrılmış. Sıkıntı yok. Ve özel isme gelen sultan gibi ifadelerde büyük yazılmış. Bir sıkıntı yok. Hümayun-u Abad Sarayı aynı şekilde yer adı arkadaşlar. Buna getirilen ek de kesmeyle ayrılmış. Sıkıntı yok. Bebek semti derken bu semtin küçük harfli olması lazım. Çünkü buranın özel ismi Bebek'tir arkadaşlar. Özel isme dahil olmayan biliyorsunuz il, ilçe, kasaba gibi isimler yani ilçe kelimesinin kendisinden bahsediyoruz. Semt kelimesinin kendisinden bahsediyoruz. Bunlar küçük harfli olmalıdır arkadaşlar. Özel isme dahil olmadığı için tramvayda zaten sorun yok. O yüzden cevabımız Denizli olmalı. 25. soru bir ses bilgisi sorusu. Hangisi yoktur diyor. 15 yıl önce Yalnız Değiliz başlıklı bir deneme. Yalından yalnız olduğunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Burada ünlü düşmesi olmuştur. Hemen eleyelim. Başlıklı bir deneme okumuş ve benzersiz. Hatta yalnızı göremediyseniz benizden benzemek olduğunu da biliyorsunuzdur. O yüzden burada yine ünlü düşmesi var. Bir hisse kapılmıştım derken his kelimesine yönelme hal eki gelmiş. Bu gelirken arkadaşlar arada fazladan bir s türemiştir. Ünsüz türemesi diyoruz buna. Bu da var. Kapılmıştım derken mış biliyorsunuz öğrenilen geçmiş zaman buna idi ek fiili gelirken bu şd'yi ne yapmış? Sertleştirmiş arkadaşlar. Kapılmıştım olmuş. Şd'yi t yapmış. Ünsüz sertleşmesi benzeşmesi de var. O günden sonra doğu mitolojisinin peşine düşmüş ama bir türlü Harran'a gidememiştim. Bir sonbahar günü Harran'ın daracık sokaklarından derken dar kelimesi arkadaşlar cıkçık küçültme ekini aldığında ne oldu burada? Fazladan bir ünlü türedi. Darcık diyemiyoruz, daracık diyoruz. Ünlü türemesi de var. Ceyhan yani ünsüz düşmesi göremedik arkadaşlar. 26. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada sözü edilen Zeigarnik etkisini örneklendirmektedir? Kendinizi bitirmediğiniz bir işi düşünürken bulduğunuz hiç oldu mu? Ya da bitirmeden bıraktığınız bir kitapla ilgili düşünceleriniz zihninizde dolanıp durdu mu? Bitirilmemiş ya da kesintiye uğramış işlerimizle ilgili düşüncelerimizi durduramamamızın bir nedeni var. Bitirilmemiş işleri, bitirilmiş işlere göre daha iyi anımsama eğilimine psikolojide Zeigarnik etkisi adı verilir. Belirli bir işe başlar ancak o işi bitirmezseniz, bitirilmemiş işlerle ilgili düşünceler siz başka bir işle uğraşırken bile zihninizde belirir. Bu düşünceler sizi başladığınız işe geri dönmeye ve o işi bitirmeye zorlar.
Elinizden bırakamadığınız bir kitabı sürekli düşünüyor olmanızın nedeni de bir bilgisayar oyununu kazanana dek oynamak istiyor olmanızın nedeni de budur diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen Zeigarnik etkisini örneklendirebilir diyor. Cerrahların ameliyat masasında bazen 8-10 saat hastanın tedavisiyle uğraşması değil. Öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra akıllarına yapamadıkları soruların gelmesi. Tamamlanmamış, yapamadığı şeyde akıl giderdi. Cevap bu olmalı. Bir romanın yayınlanmadan önce gazetede tefrika edilmesi, yayınlanması. Haber sitelerinin içeriği verirken video ve fotoğraflardan yararlanılması. Yazarın okurların merak duygusunu kamçılayacak nitelikteki olayları işlemesi. Yapamadığı bir şeyi sürekli düşünme manasında olan Zeigarnik etkisi Bursa'da var arkadaşlar. 27. soru. Bu parçadaki numaralar cümlelerle ilgili hangisi diyor anlamca en yakındır diyor. Bakalım. Yazar romanında hayal gücünün derinliklerinde gezinerek soluk soluğa izlenecek bir dünya inşa ediyor. Hayal gücünün derinlikleriyle maceraya uygun bir dünya. Kendisiyle romanın çocuk karakteri arasındaki duygudaşlıklar yazarın çocukluğunu bilen okurlarca hemen fark ediliyor. Gerçeklikle hayal gücünün sınırında gezinen çocuk karakter okurların hem aklına hem kalbine dokunmayı kolaylıkla başarılabiliyor. Gereksiz uzunluklarından arındırılmış eserde her kelime hikayenin dokusuna uygun şekilde yerleştirildiğinden roman akışına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Gerçek dünyanın izleriyle çocuksu masumiyetin gerçek dışı büyüsü, bakın gerçeklikte hayal gücünün sınırında gezinen çocuk karakter, büyüsü, okuyucuların metni bitirdikten sonra üzerine düşünmelerini sağlarken düşünce duygusal açıdan da onları kendine bağlıyor. Ne dedi? Hem aklına hem kalbine dokunmayabiliyor. 3 ile 5'te aynı şeyi söylüyor. O da Denizli'dir arkadaşlar. 28. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Konu çocuk kitapları olduğunda yetişkinler kitaplarda anlatılanlarla ilgili konuşmak istemiyor. Duyduğu kaygıyı çocuklara hissettiriyor, onları etkiliyor. Oysa çocuk edebiyatında en hassas konulardan biri çocuğun kitaba ulaşmasında kilit rol oynayan yetişkinlerin edebiyata ve çocuğa olan yaklaşımıdır. Nokta nokta. Edebiyatın hayata dair sunduğu zenginlik özellikle çocuklukta büyük ölçüde bu ilişkinin niteliğine paralel bir biçimde duyumsanabilir hale gelir. Yani yetişkinle olan çocuğun bağının kitaplar noktasında onları etkilediğini söyleyen bir şey, bir ifade olmalı. Çünkü bu bağ diyor. Çocukların okudukları kitaplar karşısında yaşayacaklarını sandığımız travma esas olarak yetişkinlerin sorular karşısında sessiz kalarak yarattığı travmadır. Evet, çocukla yetişkin arasındaki bir bağ söylemesi lazım. Çocuklar için sakıncalı konular barındıran kitaplar çocukların okuma sevgisine etkiler, olumsuz etkiler. Kitap okuma kültürünün yaygın olduğu ailelerde çocuklar kitaplarla ilgili kendi seçimlerini yapar. Kendi seçiminden ziyade ilişkiye vurgu yapan bir şey aramalıyız. Yetişkinlerin çocuk kitapları hakkındaki yargıları büyük ölçüde kendi çocukluk dönemleriyle değil, çocuk kitapları yazarken yetişkinlerin bir çocuk gibi düşünüp hayal etmesi kitapların okunurluğunu artırır, çocuk vurgusu yok. Yetişkinin edebiyatla ve çocukla kurduğu bağ, çocuğun kitaplarla kuracağı ilk edebi deneyimi doğrudan etkiler. Tam da aradığımız cevap bu olmalı. 29. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, dolaylı tümle, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur? Batı kendi kahramanlarını çocuklarına anlatmada çok başarılıdır. Çok başarılıdır yüklem. Başarılı olan kim? Batı. Neyde çok başarılıdır? Kendi kahramanlarını çocuklarına anlatmada. Dolaylı tümleç gitti zaten bu. Sanatçı yazma serüveninde başarılı olacağını hissettiren ve gelecekte ülkesinin en önemli yazarlarından olacağını muştulayan konulara sık sık değiniyor. Değiniyor yüklem. Değinen kim? Sanatçı özne. Neye değiniyor? Yazma serüveninde başarılı olacağını hissettiren ve gelecekte ülkesinin en önemli yazarlarından olacağını muştulayan konulara. Burası komple dolaylı tümleştir. Bu da gitti. Diğeri zaten zarf tümleci. Nesne yok burada. Üstü başı dökülen bir adam eşyaları taşımamızda bize gün boyu yardım etti. Yardım etti yüklem. Yardım eden kim? Üstü başı dökülen bir adam. Neye yardım etti? Eşyaları taşımamızda bize. Nasıl gün boyu yardım etti? Zaten nesne yok burada da gitti. Öğretmenimiz ödevimi baştan savma yaptığımı fark edince bana çok kızdı. Kızdı yüklem. Kızan kim öğretmenimiz? Kime kızdı? Bana dolaylı tümleç. Ne zaman kızdı? Ödevimi baştan savma yaptığımı fark edince zarf tümleci var. Nesne yok burada da gitti. Bu yazarımız bire bin katarak dile getirdiği düşüncelerini okurlarına sıra dışı bir dil ve anlatımla aktarıyor. Aktarıyor yüklem. Aktaran kim? Bu yazarımız özne.
Neyi aktarıyor? Bire bin katarak dile getirdiği düşüncelerini. Neyi? Belirtili nesne, nesne. Kime aktarıyor? Okurlarına, dolaylı tümleci deyete. Nasıl aktarıyor? Sıra dışı bir anlatımla zarf tümleci. Özne, belirtili nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci ve yüklem aradığımız cevap Edirne'dir arkadaşlar. Şunlara dikkat ediyorsunuz. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, edat grupları gibi grupları parçalamıyorsunuz arkadaşlar. Ve yüklemi bulup doğru soruları soruyorsunuz. Bu şekilde cevabımız Edirne oluyor. 30. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi virgülün kullanımı ile ilgili bu bilgilerden birine örnek gösterilemez diyor. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Cümle içinde ara sözleri ayırmak için konur. Burada şunu yapalım isterseniz. Cümleleri okuyalım. Hangi amaçla koyduğunu oradan işaretleyerek gidelim. Birkaç yayın eviyle görüşüp onlara kitabımı göstermeden İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Görüşüp göstermeden eş görevli arkadaşlar burada biliyorsunuz zarf fiil gelmiş birden fazla. Bu zarf fiilleri ayırmak için. Metin içinde ard arda gelen zarf fiildeki almış kelimelerdir. Bu tamam. Dikkatinizi kolayca dağılacağı ortamlarda asla ders çalışmayın dedi öğretmenimiz. Nedir? Alıntı söz. Alıntı sözün sonuna kondu. Öyle bir ifade yok. Cevap bu olmalı ama bakalım. Susmak, susmak, sonsuza kadar susmak en büyük arzumdur. Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan kelimeler. Bu da tamam. Trakya bölgesinde Ayçiçeği diyarına yaptığımız gezide evet ara sözdür. Dolaylı tümleci açıklamakta görevli. Trakya bölgesine nereye? Ayçiçeği diyarına. Onunla ilgili bir açıklama yapıyor. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanıldı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların yemyeşil yaprakları sararır. Havada uçuşurdu. Birden fazla yüklem var. Yani sıralı cümle bunları ayırmak için kullandı. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. 31. soruya bakalım. Bu parçadan yargılarından hangileri çıkarılamaz diyor. Bakalım. Çok değil, bundan 40-50 sene önce bir Yeşilçam oyuncusunun onca film ve uzun çabalardan sonra ulaşabileceği şöhreti artık bir lise öğrencisi sadece elindeki telefon ve elindeki bilgisayarı kullanarak ulaşabiliyor. Görünme içgüdüsü neredeyse bir yaşama sebebine dönüştü günümüzde. İnsanlar kendilerini ön plana çıkarmak için çağın sunduğu imkanı kullanıyor. Çoğu zaman karşı tarafı aldatmaya çalışarak üstelik. Bu içgüdünün ve onun neden olduğu çabanın gerçekle sınandığı zaman ortaya çıkaracak trajedi ise büyük bir tehlikeyi barındırıyor. Bu tehlike, bu içgüdünün aslında bir cezaya dönüşme potansiyelinden kaynaklanıyor. Hangileri çıkarılamaz diyor. Teknolojinin gelişmesiyle insanların kendilerini geniş kitlelere tanıtması oldukça kolaylaşmıştır. Evet, burada bunu söyledi. Bire ulaşabiliyoruz, o yüzden içinde bir olan şıkları eleyelim. Zaten B ve E kaldı. Tanınma içgüdüsü insanların kendilerini topluma, gerçek kişiliklerin dışında bir kişilik olarak tanıtmasına yol açmaktadır. Bunu ne yapıyor hem de karşı tarafı aldatmaya çalışarak da yapıyor. İkiye de ulaşabiliyoruz. O yüzden yalnızca 3 olmalı ama 3'e bir bakalım. İnsanların hayal ettikleriyle sahip oldukları arasındaki farklar, onları toplumsal yaşamda yeni arayışlara itmektedir. Böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız doğrudur. 32. soru. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Yazar eserinde gerçek hayatın değil de düşlediği hayatın, ortamın, yok ülkenin, yok ilişkilerin hikayesini anlatabilir. İçinde yaşadığı toplumsal gerçekliği olduğu gibi aktarmaz. Hatta bu gerçekliği değiştirir ya da bozar. Ne ki son tahlilde yazar yapıp etmelerinde sosyal ortam ve kendi bireysel gözlem alanını bir arka plan olarak kullanmak, yani örnekliğini buradan almak durumundadır. Yani gerçekleri değiştirse de gerçekten yola çıkmak zorundadır diyor son tahlilde. Mutlaka bir gerçeklik payı olması gerekir diyor her durumda. Bakalım şimdi. Edebi eser gerçek yaşamı özgün bir anlatımla olduğu gibi verdiğinde kalıcılık. Kalıcılık vurgusu olan bir paragrafımız değildi bu. Kurguya dayanması nedeniyle sanat eseri gerçekliğin dışında, bundan bahsetmedi. Yazar ve eseri arasında birebir ilişki aramak edebiyatı daraltmaktan başka bir şey değildir. Bundan da bahsetmedi. Edebiyat metinlerinden bir dönemin yaşantısına ait bilgiler elde edilebilir. Tamamen gerçek dışılığa gidemiyor diyordu. Hatta tamamen gerçek dışını anlatsa bile kendi gözlemlerinden yola çıkarak bunu yapar diyordu. Bu olabilir, dursun. Gerçek yaşamla sınırlı kalan bir yapıt edebiyat değeri taşımaz. Cevabımız Denizli. Doğrudur arkadaşlar. 33. soru bir yazım yanlışı sorusu.
Ülkemizden yasa dışı yollarla, biliyorsunuz bütün dışılar ayrı yazılır. Yurt dışı, akıl dışı, yasa dışı dediği zaman arkadaşlar buradaki dışı ayrı yazılması gerekiyor. Cevabımız Adana olmalı. Gün aşırı bitişik yazılır. Oldu bitti, baş kahraman, üstün körü. Bunlar zaten bitişik yazılan, bir sıkıntı olmayan ifadeler arkadaşlar. Cevabımız Adana doğrudur. 34. soru bir sözcük türü sorusu. Hangisinin örneği yoktur diyor. Ayrılık sabahı ne kadar beyaz, ölümün hüzünlü arkadaşı kar. Ayrılık sabahı derken arkadaşlar, tam yüreğinin üstünde derken, biliyorsunuz soyut isim vardır. Bana ütülü bir çarşaf hazırlar derken ben, kişi zamiridir biliyorsunuz. Hüzünlü arkadaş derken, hüzünlü arkadaş nasıl arkadaş niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Kadar da edattır zaten biliyorsunuz. Zaman zarfı kullanılmamıştır arkadaşlar. Cevabımız Adana olmalı. 35 ve 36. sorular aynı metne bağlı sorular. Metnimizi bir okuyalım. Hikaye anlatma ve yazma isteği ancak insan yok olduğunda yitip gidecektir. Bu durmaksızın yeni anlatım yolları aramaya engel teşkil etmez. Bu yüzden romancılar yeni yollar açmakta haklı. Benim de kişisel olarak bütün teknikler ilgimi çekiyor ama hiçbiri kendi içinde ilgimi çekmiyor. Söz gelimi yazmayı istediğim eserde öyle gerektirdiği takdirde bahsettiğiniz tekniklerin biri veya ötekini, hatta ikisini beraber kullanmaktan geri durmam. Modern edebiyatın hatası neredeyse daima aracın amacı, biçimin, içeriğin, tekniğin konunun önünde konumlandırması. Sanat tekniklerine düşkünlüğüm, hepsine sahip olmanın yollarını aramam, onları daha rahat kullanabilme, birer gerece indirgeme isteğimden geliyor. Mesela son romanımda trajik bir kahramanı betimlemek için tiyatrodaki diyalog tekniğini kullandım. Çünkü roman karakterinin özellikleri diyaloğa uygundur diyor. Kendinden bu şekilde söz eden bir yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. İçerikle üslubun uyumuna önem verdiği, biri birinin üstüne geçmemeli demişti. Aynı değerde olmalı demişti, söylenebilir. Okurun duygu ve düşünce evreninde değişimler oluşturmayı amaçlar. Yani böyle bir şey çıkaramıyoruz bu metinden, dursun. Romancıların sürekli arayış içinde olmasını doğru bulduğu, evet burada söylemişti, yeni yollar açmakta haklı demişti. Eserlerinde farklı anlatım yollarını bir arada kullanmayı tercih ettiği, şurada söylemişti. Hepsine sahip olmanın yollarını ayırmıyor, kullanabilirim diyordu arkadaşlar şurada. Edebiyatı içten gelen bir dürtünün ürünü olarak görür, zaten bundan da bahsetmişti. İnsan var oldukça hikayede olmak zorundadır diyordu. O yüzden cevabımız Bursa olmalı arkadaşlar. 36. soru da aynı metne bağlı bir soru. Hemen metni okuduğumuz için soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçaya göre düşüncelerini bu şekilde belirten bir yazarın hangisini yanlış bulduğu söylenebilir? Hangisini yanlış bulduğu? Romanın merak ve ilgi uyandıracak şekilde kurgulanması. Evet, burada yanlış bulmaz. Romandaki tematik unsurların yazarın dünya görüşünden bağımsız olmasını. Evet, hepsi birbirine etkilememiz demişti. Romandaki estetik kaygıların verilmek istenen mesajı gölgelemesi. Evet, ne yapmamalı diyordu arkadaşlar. Hatası buydu diyordu. Bir araç olarak görülen şeyin, bir estetiğin amacın önüne geçmesinin yanlış olduğunu söyleyebilir. Cevap C olmalı ama şöyle bakalım. Roman yazarının farklı tekniklere yer vermeyi önemsemesi, roman yazarken bilgi ve tecrübenin göz ardı edilmesi, bunların yanlış bulduğu söylenemez ama C direkt çıkartılabilir arkadaşlar. 37 ve 38. sorular da yine aynı metne bağlı sorular. Paradigma genellikle bilimsel veya düşünsel bir alanda kabul gören temel bir modeli, örneği veya örnek davranışı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Kabul gören temel bir model, yani ortak bir anlayış. Kahn'a göre paradigma araştırma için genel bir çerçeve çizer. Belli bir paradigmayı kabul eden bilim insanlarının yaptıkları faaliyetler söz konusu çerçeveye dair çıkarımların doğrulanmasından ve incelenmesinden oluşur. Bilim insanlarının belli bir paradigmayı tercih etmeleri, paradigmanın odaklandığı bir dizi olgunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesini sağlar. Belirli bir paradigmayı tercih etmenin sorunlu yanı ise belki de daha yararlı olan diğer paradigmaları görmezlikten gelmeye neden olmasıdır. Bu durum belirli bir paradigma tarafından oluşturulan araştırmanın derin bulgularla sonuçlanmasına rağmen genişlemesini engelleyebilir. Bilim alanındaki yenilikler belirli bir paradigmayı savunan bilim insanlarının savundukları görüşle çelişen olaylarla karşılaşınca ortaya çıkar ve bu durum mevcut paradigmanın değiştirilmesine, hatta geçersiz kalmasına yol açabilir. Ne diyor soruda? Bu parçadan paradigma ile ilgili hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım, bilimsel gelişmelerle önemini yitirebilir. Evet, bir tür yol haritası niteliği taşır. Evet, araştırma için genel bir çerçeve çiziyor.
bilim insanlarının çalışmalarının detaylandırılmasını sağlıyor, ayrıntılı bir biçimde incelenmesini sağlar demişti. Bilimsel keşifleri kolaylaştırır tarzında bir şeye ulaşamayız. Bilim insanlarına ortak bir yaklaşım belirlemeye, evet, genel bir kabul gören şey olması ortak anlayış demektir. Cevabımız Denizli olmalı. 38. soru da yine aynı metni bağlı soru. Paradigmanın olumsuz yönü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şurada söylemişti. Sorunlu yanı ise belki de daha yararlı olan diğer paradigmaları görmezlikten gelmeye neden olmasıdır. Yani başka bir yeri görmememize neden oluyor. Bilim insanlarının sınırlı bir alana ve bakış açısına itmesi tam da aradığımız cevap bu. Bilim insanları üzerinde baskı kurması, evrensel düzeyde genellenememesi, çabucak önemini yitirdiği için kararlı bir çalışma zorlaştırması, yarattığı ön yargılı bakıştan dolayı eleştirel bakış açısını yok etmesi, buna da ulaşamayız. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. 39. ve 40. sorular yine aynı metne bağlı sorular. Metnimizi bir okuyalım. Bilim felsefesi, bilimin varsayımları, temelleri, metotları ve kavramları ile ilgili problemleri odağına alan felsefenin alt disiplinlerinden biridir. Felsefeden farklılaşan bilim felsefesi, metafizik ve epistemoloji gibi felsefenin diğer alanlarıyla zaman zaman iç içe geçebilmektedir. Bilim felsefesi konularını ele alış biçiminde gözlemlenebilen ve temel kavramlarında fark edilebilen bir değişim içindedir. Bir teorinin veya bilimsel çalışmanın sonuçlarının gerçek hayattaki uygulamalarıyla ilişkilendirmesini ifade eder ve bilimsel bilgi sadece kuramsal düzeyde kalmasının yanlış olduğunu savunur. Yani bir takım değişikliklere yol açar yeni bilgiler. Bilim insanların yapıp etmelerini ve dünyayı eş zamanlı olarak ele almalarını amaç edinir. Bilim felsefesi ayrıca bilim ve toplum arasındaki etkileşimi de ele alır. Bilimin toplumsal ve kültürel bağlamda nasıl şekillendiğini, bilimin toplumun ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini ve bilimsel ilerlemenin topluma etkisini inceler diyor. Bu parçadan bilim felsefesiyle ilgili hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Felsefenin bir kolu olduğu zaten söyledi. Felsefenin diğer dallarıyla yakın temas kurabildiği, evet, epistemolojiyle vesaire. Bilimin toplumsal rolünü değerlendirdiği, evet, buna da ulaşıyoruz. Konulara ele alış bakımından felsefeden ayrılan yönleri vardır dedi zaten, felsefeden ayrılan yönlerini. Dünyanın oluşumunu ve değişimini bilimle açıkladı. Böyle bir şeye metinde rastlamadık zaten. Cevap Edirne olmalı. Ve son soru arkadaşlar, yine aynı metne bağlı soru. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bilim felsefesi bilimde kullanılan yöntemleri, deneyleri, gözlemleri ve teorileri ele alır. Hayır, bu bilimin işidir, bilim felsefesinin değil. Bilimin toplum içinde yaygınlık kazanmasıyla bilim felsefesi doğdu. Bilim felsefesi nasıl doğduğuyla ilgili bilgi yok zaten. Bilimsel bilgiler bilim felsefesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Söyledi zaten. Bir teorinin veya bilimsel çalışmanın sonuçlarının etki ettiğini, buna ulaşılabilir. Bilim felsefesi bilimin evrensel yönünü ortaya koymaya amaçlar, böyle bir amacı olduğunu söylemedi. Bilimdeki köklü değişiklikler bilim felsefesinin doğmasına zemin hazırlamıştır. Doğumu ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Evet, bu haftaki deneme ve çözümümüz de bu şekilde. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sayaç Kütüphanesi'nin bu haftaki deneme sınavının tarih soru çözümlerine başlıyorum. Ben tarih öğretmeni Zeki Efe. Birinci soruyla başlarsak, Hazreti Ebubekir halifeliğin ilk dönemlerinde Medine'de düzeni sağladıktan sonra Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamberler sorunu çözmüş ve zekat vermek istemeyen isyancı Arap kabilelerini itaat altına almıştır. Bu bilgiye dayanarak Hazreti Ebubekir'in aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği savunulabilir? A. Egemenlik anlayışının değiştirilmesine yaptığı faaliyetin buna dönük bir gelişme olmadığını biliyoruz. B. Ülke sınırlarının genişletilmesine yukarıda bir fetih hareketinden bahsetmemiş. C. Devlet otoritesinin sağlanmasına bunu söyleriz. Ridde savaşlarıyla dinden dönen kavimler ve sahte peygamberler ortadan kaldırılıyor. Amaç devlet otoritesini sağlamak. D. Merkez ve taşrada yönetim örgütlerinin kurulmasına, bu zaten daha önceden sağlanmış bir durum. E. İslamiyet'in farklı uluslararası yayılmasına, henüz Arap Yarımadası'nda dini siyasi birlik sağlandı. Daha sonraki süreçte diğer uluslararası yayılma gösterecek. Bir de Ceyhan dedik. İkinci soruda, Sultan Mahmut sırasıyla Horasan ile bugünkü Afganistan'ı tamamen hakimiyet altına aldıktan sonra ülke sınırlarını Mavera-ün-Nehir'e ve Ceyhun'un ötesine Harezm'e kadar genişletmiştir. Sultan Mahmut daha sonra Hindistan'a 17 büyük sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'ı da topraklarına katmıştır. Bu genişlemenin Gaznelilere aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağladığı söylenemez diyor. Şıkları incelersek, yeni vergi alanları oluşturmak için fetihler yapmıştır, doğru.
B. Anadolu'yu Türk yurdu haline getirme, yukarıdaki genişleme içinde Anadolu'ya dönük bir güzergah bulunmamakta. B'yi söyleyemeyiz. 1071 Malazgirt'le başlayan süreçte Anadolu Türk yurdu haline gelmeye başlayacak. C. Çok uluslu bir yapıya sahip olmayı sağlar. İslam dünyasının lideri haline gelmeyi sağlar bu fetihlerle. Stratejik topraklar edinmiştir ama Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek gibi durum söz konusu değil. 3'te Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan milletler kendi inanç ve gelenekleri etrafında ayrı bir topluluk olarak tanımlanmış, idari ve sosyal bir örgütlenme modeliyle yönetilmiştir. Bu örgütlenme modelinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir, diyor. Taşra'da güçlü feodal yönetimlerin oluşması, yani toprak ağalının oluşmasına dönük bir gelişme olmaz. Toplumda sosyal tabakalaşma zaten yok Osmanlı'da. Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olması ilk başlarda değil, Tanzimat Fermanı'yla gerçekleşecek bir durum. Halkın sosyokültürel gelişmesi yavaşlamaz, aksine daha da artar. Ama E şıkkına bakarsak yönetim, eğitim, hukuk gibi farklı alanlarda uygulamalar görülür. Farklı uygulamalar gidilmesine yol açar. Onların farklı bir idari sosyal örgütlenme modeliyle yönetilmiş olmaları 3 Edirne. 4'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na katılmadaki amacı, itiraf devletlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen kabul ettirmek, Misak Milli Dünya kamuoyuna duyurmak ve Türkler barış istemiyorlar şeklindeki oluşturulabilecek olumsuz propagandaları çürütmekti. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile ilgili olarak 3 yargıdan hangilerine ulaşılabilir? 1. Haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştığını söyleriz yaptığı bu faaliyetlerle. 2. İslam hükümeti ile iyi ilişkiler kurduğu yukarıdaki metinde buna dönük bir bilgi yok. Bazı toprakları işgalden kurtardığına dair bir bilgi de yok. 4'e Adana diyeceğiz. Son soruda, 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan ederek kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını açıklamıştır. Devlet adamlarının bir kısmı savaşta tarafsızlığın sürdürülmesini isterken, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve ona bağlı bir grup, İttifak Devletleri bloğu içinde savaşa girilmesini savunuyordu. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? A. Cephe gerisinin güvenliğinin önemsendiği, yukarıda cephelerden bahsetmemiş. B. İngiltere ile yakınlaşıldığı, hayır söyleyemeyiz. İttifak bloğuna yakın politika izleyen bazı devlet adamları var. C. Mebusan Meclisi üyeleri arasında gruplaşmalar olduğuna ulaşamayız. Yukarıda Mebusan Meclisi'nden de bahsetmiyor zaten. D. Yöneticiler arasında görüş birliğinin olmadığını söyleriz. Çünkü tarafsız kalmayı düşünen devlet adamları var. Aksine ittifak devletleri yanında savaşa girmesini savunanlar var. Demek ki devlet adamları arasında, yöneticiler arasında görüş birlikteliği yok. E. Ekonomik bağımsızlığını batılı devletlere kabul ettirdiğini söyleyemeyiz. Çünkü hala kapitülasyonları tek taraflı kaldırıyor. Karşı taraftan kaldırıldığına dair bir geri dönüt alınmamış. 5'e Denizli dedik. Bir başka sınavda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Evet sevgili gençler. Elit karma TYT sorularıyla birlikteyiz. 6. soruya baktığımızda bir iklim sorusu. Basınç haritası verilmiş. Basınç haritasında yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı verilmiş. Kuzey yarımkürede olduğu belirtilmiş ve yön oku belirtilmiş. Haritadaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Yararlanılarak hangisine ulaşılabilir diyor. Rüzgarın esiş yönüne baktığımızda 1022 milibarın olduğu adacık yüksek basınç, 1006 milibarın olduğu adacık ise alçak basınç alanı olarak görüldüğü için burada rüzgarın yönünü güneydoğudan kuzeybatıya doğru olduğunu söyleyebiliriz. Basınç merkezlerinin konumlarını da söyleyebiliriz. Yüksek basınç ve alçak basınç merkezlerinin konumlarını da yine yön olarak söyleyebiliriz. Yükseltiye burada itibar edemeyiz. Neden? Çünkü yükseltinin basınç üzerindeki etkisi belirtilmemiş. Yer şekilleriyle ilgili de bir durum belirtemeyiz. Yer şekillerine bağlı olarak basıncın değişebileceği tabii ki olabilir ama burada basıncın dağılış üzerinde etkili olan faktörün yer şekilleri yükseltiye bağlı olduğunu bilmediğimiz için bu yorumu yapamayız. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2. 7. soruya baktığımızda kutup bölgeyi ve kutup altı bölgeyi göstermiş ve demiş ki bu bölge seyrek nüfuslanır. Evet doğrudur. Peki seyrek nüfuslanmasındaki en önemli etki nedir? İklimin çok soğuk olması, yılın tamamında yerin buzla kaplı olması, tabii ki buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin olmaması, yani besin maddeleri bakımından eksik olması. Bunun yanı sıra buna bağlı birçok şeyi söyleyebiliriz ama yeraltı kaynakları bakımından fakir olması herhangi bir şekilde bir yerleşmenin olmamasını ya da olmasını etkileyecek bir durum
bu sıralamada bu bölgede görünmüyor. O yüzden doğru cevabımız Bursa. 8 soruya baktığımızda mağara, obruk, polya ve kanyon gibi oluşumların hepsi kimyasal aşınma ile meydana gelir. Ve kimyasal aşınmanın olduğu yerler karstik kayaçların olduğu yerlerdir. O yüzden burada kesin olarak ulaşabileceğimiz 3 ve 4. şıklar olur. İklim bölgeleriyle ilgili bir bilgi oluşturamayız. O yüzden doğru cevabımız 3 ve 4 olacaktır. 9. soruya baktığımızda evet çığ olayları Doğu Anadolu bölgesinde daha fazladır. Bunun nedeni nedir? Karasal iklim daha şiddetlidir. Yani deniz etkisine uzaktır. Ve kış ayları buna bağlı olarak çok soğuk geçer. Tabii ki yer şekilleri çok eğimli ve engebeli olduğu için eğime bağlı olarak aşırı kar yağışının dolması sonucunda kayma olaylarının daha kolay gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ama kış turizminin gelişmesi bir neden değil, bir sonuçtur arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Son soruya baktığımızda laterit dediğimiz toprak tropikal yağmur ormanlarının altında oluşan bir toprak türüdür. Bu yüzden ekvator çizgisinin üzerindeki alanlara bunu söyleyebiliriz. Yani 2'nin olduğu yer ve 4'ün olduğu yer laterit topraklarının görüleceği yerlerdir. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 4 şıkkı yani Denizli'dir. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben koçum benim Mersin'den. Eğitim koçu İbrahim Hoca. 11. sorumuzla sorularımıza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin refleksif olma özelliğini ifade eder? Refleksif neydi arkadaşlar? Düşünme üzerine düşünme. Yani bir bakıma öz eleştiri diye de zaman zaman kodlayabiliriz. Metine yönelelim hemen. Felsefe refleksif bir düşünce olarak kabul edilir. Felsefe, insanın kendi düşüncelerini, inançlarını, değerlerini ve bilgiyi sorgulamasını ve eleştirel bir şekilde analiz etmesini içerir. Felsefe, öznel düşüncelerin ve inançların nesnel ve mantıklı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir diyor. Şimdi arkadaşlar, şıklara yönelelim. A şıkkında felsefe, var olanın ardındaki gerçekliği arar. Yani böyle bir iddiası yok. B şıkkında felsefe merakla başlar. Bu normal bir özelliği. C şıkkında felsefede öznellik ağır basmaktadır. Evet ama refleksif olma özelliğiyle alakalı bu yok. D'de felsefe kendine dönük bir düşüncedir. Evet felsefe kendi içine, kendi düşüncelerine yönelik bir felsefedir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Buna göre Thales'in felsefenin kurucusu kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Thales, Miletoslu bir filozof olarak adlandırılan ilk düşünür olarak felsefenin doğuşuna öncülük etmiştir. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Thales, doğadaki gözlemlerine dayanarak evrenin temel maddesinin su olduğunu savunarak, mitolojik açıklamalardan uzaklaşarak neden-sonuç ilişkisine dayalı bir teori geliştirmiştir. Yani doğayı doğadan hareketle açıklama ediyor bakın arkadaşlar. A şıkkına geçelim. Mitolojik açıklamaların devam etmesi hayır, aksine tam tersini söylüyor, uzaklaşıyor diyor. B şıkkında doğada meydana gelen olayları doğal nedenlerle açıklaması evet, doğadaki gözlemlerine dayanarak açıklar. Geldik 13. sorumuza. Bu parçada siyaset felsefesinin problemlerinden hangisinin üzerinde durulmuştur? Hobbes, insanın arılar, karıncalar, kunduzlar gibi doğal olarak toplumlar kurmak eğiliminde olan bir varlık olduğu hakkındaki Aristotelesçi görüşü reddetmektedir. Hobbes'a göre insanlar bir içgüdüyle değil, korkularından ve akla sahip bir varlık olduklarından ortak güvenliklerini sağlamak amacıyla bir araya gelirler, toplumu ya da devleti oluştururlar. Hangi probleme değiniyor bakalım? En mükemmel yönetim sisteminden bahsetmiyor. Bireyin temel haklarından bahsetmiyor. Sivil toplumun ondan asla anlamından bahsetmiyor. İktidarın kaynağı nedir? Evet, bakın iktidarın kaynağı ne? İnsanların ortak bir şekilde güvenliğini sağlamasıdır. Geldik 14. sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in ahlak anlayışını yansıtır? Sokrates, antik Yunan felsefesinin önemli figürlerinden biridir ve kendisi hakkında yazılmış herhangi bir eseri yoktur. Bilgeliği ve felsefesi, öğrencisi Platon ve diğerlerinin yazdığı eserler ve diyaloglar yoluyla günümüze ulaşmıştır. Sokrates, hayatı boyunca Atina sokaklarında dolaşırken insanlarla felsefi diyaloglar yürütmüş ve onların bilgi iddialarını sorgulamıştır. Ona göre bilgi sahibi olmak insanı erdemli yapar ve bilgisizlik ise insanın yanlışa düşmesine
hatalı eylemlerde bulunmasına neden olur. Bilgisizlik kötülüklerin temel kaynağıdır ve bilgi eksikliği insanları hatalı kararlar almaya ve yanlış davranışlara sürükleyebilir. Sokrates'in ahlak anlayışı bilgi eşittir erdem mantığıyla ilerlenebilir arkadaşlar. Şıklara bakacak olursak her bilgi sahibinin ahlak sahibi olduğu söylenemez. Yani böyle bir şey paragraftan çıkmıyor. B şıkkında bilgili insanlarda yanlış davranışlarda bulunabilir. Böyle bir şey de çıkmıyor. C'de bilgi ve ahlak arasında doğru orantılı ilişki vardır. Evet, ne demiştik? Bilgi eşittir erdem demiştik. Geldik son sorumuza. Bu parçada eleştirilen bilgi kuramı görüşü aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın bilgi birikimi sadece deney ve gözlemle, duyu verileriyle açıklanamaz. Bazı bilgilerin deney ve gözlem yoluyla elde edilmesi mümkün değildir. Örneğin soyut kavramlar, matematiksel gerçekler ve etik değerler gibi konulara dair bilgiler sadece deneylerle açıklanamaz. Harflerin, rakamların, pi sayısının varlığına dair delilleri doğada göremezsiniz. Hangi görüş eleştiriliyor? Bakın, her şeyi deneyle ulaşılamaz diyorsa deneycilik eleştiriliyordur. Şıklardan başlayalım. A. Protagoras'ın göreliliği. Hayır. B'de John Locke'un deneyiciliği. Evet, deneycilik eleştiriliyor. Merhaba sevgili gençler. Ben Murat Tire, Din Kültürü Öğretmeni. Bu haftaki din kültürü sorularını çözeceğiz. Bu parçanın yazarı yargılarından hangilerini savunmaktadır? İslam'a göre insan bilme ve öğrenme özellikleriyle yaratılmıştır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran okuma, düşünme, anlama, yazma, uygulama ve paylaşma gibi özellikleridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti, sonra onları meleklere göstererek "Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin" dedi. Melekler "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler. Bakara suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde bu şekilde buyurularak insanın bilen ve öğrenen bir varlık olduğuna işaret edilmiştir. Aynı zamanda bilginin kaynağının insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen El-Alim, Yüce Allah olduğu da ifade edilmektedir. Sevgili arkadaşlar, birinci yargımız insan doğası anlama yetisiyle var edilmiştir. Bu yargıya yazarın ilk cümlesinden ulaştığını görüyoruz. İkinci yargımız insanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler bulunmaktadır. İkinci cümlede bunu ifade ediyor. Üçüncü yargı Yüce Allah'a ait özellikleri ifade etmek için belli isimler kullanılır. Bu yargıya da sevgili gençler aynı zamanda bilginin kaynağının insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen El-Alim, Yüce Allah olduğu da ifade edilmektedir. Yani son cümleden bu yargıya da ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. 17. soruya geldik. Bu bilgilere göre selim akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen parçaya bakalım. İslam dinine göre aklın kendinden beklenen işlevleri görebilmesi için aklı selim olması gerekir. Selim akıl insanın doğru karar vermesini sağlar. Herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akla selim akıl denir. İnsanın hayır ile şerri ayırabilmesi ve hayrı tercih etmesi selim akıllı olur. Selim akıl kavramının Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen fıtrat kavramı ile ilişkisi vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Her çocuk fıtrat üzere doğar" hadisi insanı temiz, yani selim bir karakterde yaratıldığına işaret eder. İslam alimleri de fıtratı insanların doğuştan hakikate ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyeti şeklinde yorumlamışlardır. Biz burada selim akıl için hangisi söylenemez şıkkını bulacağız. İnsanın nezih yaratılışıyla ilişkilidir ki doğru. Aklın doğru şekilde işleyişini sağlar. Evet. İnsan doğasındaki güzelliği muhafaza eder. Evet. İnsanın gayb alemine ilişkin konulardaki bilgilerini pekiştirir. Hayır. Böyle bir sonuca ulaşamayız
Selim Akıl'la ilgili. En şıkkına bakalım. Bir iş hakkında düşünülerek verilen kesin yargılar üzerinde etkilidir ki doğru cevabımız D şıkkı olacak. 18. sorumuza bakalım. Bu metinde verilmek istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın Celle Celaluhu varlığını ve birliğini kabul etmek ve bu doğrultuda yaşamak insanın duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde etkilidir. İnsan büyük oranda inancına göre görür, düşünür ve davranışlar sergiler. Allah'a Celle Celaluhu gönülden bağlanmış kişide sorumluluk bilinci gelişir. Sorumluluk bilincine Kur'an-ı Kerim'de şöyle değinilmiştir. Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Ali İmran suresinin 134. ayet kelimesinin meali. Peki arkadaşlar, bu metinde verilmek istenen temel düşünce hangisidir? Ona bakalım. İnsanlar arasında inançları kötüye kullananlar daima olmuştur. Hayır. İnsan akıl nimeti ve öğrenme yeteneğiyle donatılmış bir varlıktır. Hayır. Bilgi hem insanın kendisine hem de başkalarına yararlı olmalıdır. Değil. Allah'a Celle Celaluhu inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapar. Evet, ne demişti yukarıda arkadaşlar? Allah'a Celle Celaluhu gönülden bağlanmış kişilerde sorumluluk bilinci gelişir. Bu sorumluluk bilinci de Kur'an-ı Kerim'de nasıl izah edilmişti? Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Dolayısıyla Allah'a Celle Celaluhu inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapar, yapmalıdır. Diğer şıkka da bakalım. İslamiyet bilgi kaynağının güvenilir olmasına özel önem vermiştir. Hayır arkadaşlar, cevabımız değişik olacak. 19. sorumuza geldik. Bu sorumuza bir bakalım. Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar, bu Ra'd suresinin 3. ayeti ile Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesi, bunlara kevni ayetler diyoruz biz aslında. Yani kainatın oluşuyla, işleyişiyle alakalı ayetler. Hemen bakalım bu ayetlere. Ayrıca şunu da söyleyelim. Kazanım olarak 10. sınıfın ilk konusudur bu. Allah'ın varlığını ve birliğini ispat için ortaya konulan deliller, yani akıldan çıkarılan deliller, ontolojik deliller, sırf akıldan çıkarılan deliller, dış alemdeki varlıklardan yola çıkarak Allah'ın varlığını ve birliğini ispat için ortaya konulan delillere de kozmolojik deliller diyoruz ki biz bu soru kozmolojik delillerle alakalı. Hemen okuyalım ayet meallerini. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine o bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Diğer ayet mealimizde göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Şıklara bakalım. Son ilahi bilgileri içeren kutsal bir kitaptır. Yine sorumuzu Kur'an-ı Kerim'le ilgili şıkları bu şekilde değerlendiriyoruz. Hangisinin söylenip söylenemeyeceği. İslam ibadet ilkelerinin neler olduğu hakkında bilgi verir değil. Akıl ve gözlemle Allah'ın Celle Celaluhu varlığını ve birliğini bulmada bizlere yol gösterir Kur'an-ı Kerim. Doğru. Peygamber yaşamlarından örnekler vererek bunlardan ibret alınmasını ister. Evet, ister ama bu önermedeki ayet meallerinden bu sonuca ulaşamayız. İnsanların uyması gereken temel ahlaki değerlerin neler olduğunu belirtir. Arkadaşlar, cevabımız C şıkkı olacak.
Geldik son sorumuza. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine doğrudan vurgu yapılmıştır? Doğrudan vurgu yapılmıştır. Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven ol, beşincisi olma helak olursun. Burada da ilme verilen önem, ilimle meşgul olmak, yani ilmin bir yerinden tutmak tabiri caizse. Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen ya da ilme destek veren, eğitime, öğretime, bilime destek veren olmak, kesinlikle bunların beşincisi ilme karşı durmaktır. İlmin karşısında olmaktır, ona düşman olmaktır. Bu duruşta kişiyi helake, mahvolmaya götürür. Hadis-i şerifte bunu anlıyoruz. İlimle meşgul olmanın değerine ilk şıkta cevabımız karşımıza çıkıyor. Diğerlerine bakalım. İlimler sayesinde Allah'ın Celle Celaluhu kudretinin farkına varılabileceğine, öğrenilen ilimle amel etmek gerektiğine, ilim öğrenmenin insana ahlaklı kıldığına, ilimde derinleşenlerin cennete gideceğine değil arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bu sorumuzla sorularımızı tamamladık. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere sevgili gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.